Arkadaşlar merhaba. Sesim geliyor sanırım. Biri Geliyor onaylayabilir geliyor. mi? Geliyorum, tamam. Çok iyi. Şimdi sunumumu da açayım. Bugünün son konusu olacak. Yani eğitim 5.30 diye gönderildi ama hani biz konuları çok böyle uzatmak istemedik açıkçası. Bir de araları da yakın tutalım dedik. Dağılmadan. Şimdi ekranı paylaşayım. Şimdi konuların çoğu sizin için zaten bayağı kritik, önemliydi. Ama hani bu konunun üstünde bir ekstradan durmak istiyorum. Çünkü geçen sene alanda hani yaşadığımız en büyük problemlerden biri buydu. Yani etiketleri aldı çoğu arkadaş. Yani sadece geçen sene özelinde de değil bu. Önceki senelerde de. Yani ben geçen sene atış alanında görevliydim. Atışları değerlendirecektim. İşte orada yine roket sanlısına gelen bir görevliler de vardı. Beraber uzun zaman ayırıp kurtarmaları değerlendirmek için. Biliyorsunuz 500 puanın 150'si kurtarmadan geliyor. 6 meselenin yanında. Yani bir sistem, bir adil bir sistem değerlendirilebilir. Roketinizin en ufak parçasına kadar değerlendirecek, adil olacak bir sistem üzerinde çalıştık. 9 gün falan alanda kaldık, 8 gün. O puanlamayı pek kullanma fırsatımız olmadı. Çünkü hani roketlerinizi çöp torbalarına doldurmakla meşguldük biraz. Yani hani ve bizim için de çok üzücü oldu. Hani günlerce orada uğraştık biz de. Değerlendirmek için çalıştık. Değerlendirmek için orada alanda bulunduk. Hani sadece işte parçaları hani tehlikeli bir şey var mı diye kontrol edip torbalara doldurma noktasına geldi bir yerden sonra. Hani burada da şuna geldi konu. Acaba hani düzgün bir kaynak mı bulunamıyor yoksa emin mi bulunamıyor? O yüzden biz burada bir temeli anlatacağız. Sonrasında ben buraya hiç paraşüt fotoğrafı falan koymadım. Pars'taki arkadaşlar sağ olsun, İTÜ Pars ekibi, onlardan rica ettim. Paraşüt sistemlerini aldım oradan. Eskiden benim zamanımda kullanılanları. Hani sunumu da kapatacağım orada. Biraz böyle gözünüze bakarak yüzünüze hani göstermek istiyorum. Ne olmalı, nasıl olmalı. Hani ve önceki konularda, yani az önce Berkay'ın anlattığı gibi, burada anlattığımız çoğu şey aslında hani yapılması, bunu yapın değil. Hani yapılması, yapılabileceklerden bir tanesi. Hani yapılmaması gerekenleri zaten daha toplu şekilde veriyoruz. Hani yapılabilecek en basit, en pratikleri de vermek istiyoruz. Yani hani işte PLA tercih edilmemesi örneği gibi. Yani PLA ile uçarsınız. Yani şimdi Berkay yük taşımaması lazım dedi. Getirip 50 kilo parçayı da taşıtıp bize gösterirsiniz zaten. Hani öyle bir iddiamız da yok. Ama hani alanda gördüğümüz PLA kullanımında sorun oluyor. Ya da işte kanatları işte açısı şeyse yük biner. Yamuk kanatla da uçarsınız yani. Olur yani hani. İsterseniz gelip kanıtlayıp bana gösterirsiniz ama hani olmuyor genelde böyle şeyler. Ya biz o yüzden hani hatadan sizi kaçıracak şeylerin üstüne durmak istiyoruz. Paraşüt konusunda da alanda çok tartışma oluyor. Hani açıkça ben hani size arka planı da söyleyeyim. Biz atış alanındayız. Akşam buluşuyoruz. Paraşütleri Berkaylar kontrol ediyordu. Biz gidip Berkaylara sistem ediyorduk. Hani bu ekipler nasıl geçti diye. Ertesi gün ben alanda yanında durdum. Ekipler Berkay'a sistem ediyor. İşte siz bizim paraşütümüze niye onay vermiyorsunuz diye. Hani komple bir ortada bir problem var burada. Yani diğer konularda da var ama bu konu hani alanda herkesin moralinin bozulmasına, kalbinin kırılmasına, sizin aylarca emeğinizin sıkıntıya girmesine sebep oluyor. Hani bu saate kadar da biraz sessiz kaldınız. Hani mümkünse siz de konuşursanız burada, hani aa bu böyle miymiş, şöyle miymiş, nasıl yaparız, nasıl ederiz? Hani biz de sizi yönlendirmeye çalışırız. Ama ben yine özellikle buraya şey yapmadım yani. Herhangi şu an bu sunumda bir kaynak yok, kitap yok. Bunun dışında bir tane paraşüt fotoğrafı çekip koymadık. Çünkü sisteminizle bu iş çok alakalı. Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Zaten biraz da zor yapan konu bunu. Yani paraşüt böyle katlanır. Evet, hani belli yöntemler var. Ama sizin o paraşütü çıkarma şeklinizde o açılmayacak olabilir. Zaten bu sene sizden bir sürü ses videosu da bu sebeple istendi. Hani biraz o yüzden fazla temele ineceğiz. Hani şu da olabilir, yani siz birdenbire başladınız, Mart'ta raporunuz kabul edildi, o oldu, bu oldu, zaten tasarım yapacaksınız, analiz yapacaksınız. Paraşüt yapacağım diye bakınıyordunuz, geziniyordunuz. Bir ayda üretmeniz gerekti. Hani böyle durumları hani bir projenin içine girdikten sonra
işin temelini unutma bazen olabiliyor gerçekten. Hani işin içine kendinizi kaptırıyorsunuz. Hani o yüzden sizden ricam bir rahatlayıp arkanıza yaslanıp daha böyle temel, böyle geniş, hani paraşüt ne yapacak? Roketi yere yavaşça indirecek gibi böyle. Buradan böyle devam edersek bence hani herkes için daha iyi olur. Şimdi şöyle bakalım. Önce hani kurtarma ve ayrılma. Hani İngilizce direkt recovery olarak da geçebiliyor. Biz hani biraz şey çevirme hani şu an burada. Kurtarma işte paraşüt kısmı yani roket ayrıldıktan sonra işe yarayan kısım. Ayrılma da roketi tam paraşütün atılması yani roketi ayırmaya da bilirsiniz. Burada da şimdi geçen sene yasaktı. İlk sene serbestti. Piroteknik sistemler ve piroteknik olmayan sistemler var. Piroteknik de böyle günlük hayatta çok duymadığınız hani bir şey. Piroteknik işte hani sözlük olarak bakarsanız ateş, alev çıkaran sistem demek. Piroteknik olmayan da yani basitçe alev çıkarmayan sistem. Ya biz bunu hani daha temel şöyle bakıyoruz aslında yarışmada da. Hani bir tepkime, bir yanma bir şey gerçekleşiyor mu? İlla alev görülmesi de gerekmiyor. Ses, duman başka bir şey de olabilir bunun. Bu egzotermik tepkimin sonucu. Hatta kaynaklarda direkt egzotermik tepkimi bile diğer zaman geçmiyor ama hani kabaca böyle ayırabiliriz. Yani bir yanma tepkimesi, bir tepkime gerçekleşiyorsa genel olarak egzotermik, piroteknik, diğerleri de olmayan sistemler. İkisini birden yapan sistemler de olabilir. Bir genel paraşüt tasarımı üzerinden gideceğiz. Ayrılma sistemleri ve en son yanındaki paraşütlerden size bir şeyler göstereceğim. Şimdi dediğim gibi temele gidelim. Ayrılma sistemi nedir? Bunun amacı nedir? Ya sizin ya şey de oluyor şimdi hani yarışmaya geldiniz buraya. Özgünlük puanları var, başka şeyler var. Yani 1000 puanlık bir yarışmadasınız şu an. Biraz da hani direkt mühendis gözüyle baktığınız zaman, bütçe incelediğiniz zaman 1000 puan. Şu ana kadar yaptığınız şeyler sanırım en fazla 300 puan etti. 700 puan kadarını yarışmada alacaksınız. Hani bir kere roketi sağlam kurtarmazsanız 500 puanınız gider. Hani düşünün şu an aylarca bir emeğiniz var. Hani o yüzden geri kalanı 500 puanda burası çok kritik. Hani her şeyinizi güzel yaptığınızı da farz ediyorum. Etiketlerinizi alacak noktaya geldiniz. Roketiniz çakıldı, bulunamadı. O 500 puan hani aylarca emeğinizden daha yüksek bir puan gidecek burada. Hani benim orada size tavsiyem ayrılma sisteminde öbür konularda. Hani biz size elimizden geldiği kadar daha verimli nasıl tasarım yapabilirsiniz onu anlatmaya çalışıyoruz ama yarışmaya ilk defa katılıyorsanız, daha önce başarılı bir kurtarma yapamadıysanız hani çok temelde kalmanız. Yani şeyi anlıyorum. Şu an bir işte yarışma içerisindesiniz. Üniversitedesiniz. Buralara kadar zaten gelmişsiniz şu an konuştuğum herkes. Bir şeyler üreten insanlarsınız. Daha iyisini, daha güzelini yapma, öyle yapayım, şöyle yapayım. Hani bence bir adım durup bu kısımda, çünkü özellikle güvenlik işi bu. En efektif, en basit. Yani hani aa burada bu kablo dolanır mı? Aa bu burada açılır mı? Bu nasıl açılacak? Nasıl olacak? Yani şey için söylemiyorum bunu. Çok güzel çalışacak şimdi sistem de getirebilirsiniz Eylül ayında. İşte kol buradan geldi oraya girdi o kol çıktı yay kalktı yay öbür plakayı itti buradaki kol onu çekti gibi bir sistem güzel olabilir. Büyük ihtimal çalışabilir. Bu sene görürüz de belki öyle sistemler. Hani bence biraz risk. Bunları hani ben size yapmayın da demiyorum. Ama hani riskini bilmenizi istiyorum. Yani ne kadar basit, ne kadar temel düşünürseniz yani işte iki plaka var. Bu iki plaka itildiği zaman roket açılacak. Ben bunu en kolay nasıl iterim gibi düşünüp daha temel başlarsanız bence daha rahat edebilirsiniz. Böyle düşünüyorum. Burada ayrılma sisteminin amacı paraşütü ve payload'u dışarı atmak. Yani şurada ben geleyim yine kalemimi açayım. Tamam. Yani aslında burada bakın şöyle bir şey var bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Hep bu görseli kullandık. Apogee'den sonra açıldı bunlar değil. Yani Apogee'deyiz. Apogee'den bir T süre sonra artık payload ayrıldı. Burada bunu gösteriyoruz. Şimdi sizin işleminiz buradan sonra başlayacak. Sizin ya ayrılma sisteminizin bütün olanı dışarı çıkarması lazım. Bunu bir yaptınız. Bakın bak buradaki paraşüt dolmamış. Hani burada küçük bir mesaj da var. Şu dolmuş hali, bu dolmamış hali. Bakın dışarı fırlamış bu. Yani sizin hani bunu bir sağlamanız lazım. Ya şeyleri de gördük mesela hani elektronik çalışmış, o olmuş, bu olmuş. Paraşüt takılmış. İşte şurada şöyle kalmış.
Biz zaten roketin şöyle ortadan kırılmış halini bulmuşuz. Ve paraşütün yarısı da dolmaya çalışmış, dolamamış. Yani burada basit 30 puanı falan boş verinden ziyade bundan emin olmak üzerine çalışmanız. Yani önerim o. Nasıl yapacağız? Yani sonra şuna geliyoruz. Bir konu daha var. Sizden çift ayrılma isteniyor. Burada da bunu iki kere yapmanız lazım. Bu da aslında karmaşık bir sistem. Yani bir bakıma da zor bir işle uğraşıyorsunuz. Bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü hani burada bakın işte ilk başta bir paraşüt, öbür paraşütün sonra açılması lazım. Burada mesela eğer bu sistemi yaptıysanız şu görselde görülen sistem. Burada gördüğünüz gibi. Mesela bu roketin temeline baktığınız zaman roketiniz daha basit bir roket oluyor. Yani tek bir ayrılması var. Mekaniği daha rahat. İşte bir adet ayrılma sistemi üretmişsiniz. Daha hafif, daha efektif. Ancak baktığınız zaman siz bu ana paraşütü çıkarmak istemeye başlayacaksınız. Belki roket böyle inerken şurada kanatlar olsun. Roket iniyor. Yamuksuzluk. İniyor. Şurada ilk paraşüt açık. İkinci paraşüt şurada çantada duruyor. Dışarı çıkarmanız gerekti onu. Yani buradan roket inerken bir daha bunu aktifleştirip bu paraşütün dolmasını sağlamak falan gerçekten zor işler. Zaten hani puanın çoğunun da burada olmasının bir sebebi de bu. Hani belki yine sizi ben şeye yönlendirmek istemiyorum. Zaten şu an tasarımlarınız yapıldı. Başlangıç aşamasında belki hani daha verimsiz bir roket yapıp bu roketi bir de buradan sonra ayırıp daha verimsizden kastımız ne? İki ayrılma sistemi. Yani ayrılma sistemimiz 500 gramsa işte bir 500 gram daha ekleyip bir de yapısal elemanlarıyla örnek olarak veriyorum. 1 kilo daha ağır bir roket yapıp bir de buradan daha az karmaşık bir sistemle bu ayrılabilir. Ben dediğim gibi burada sadece olacak seçenekler üzerinde konuşuyorum. Yani siz bunu yaparken bunu ayırıyor olabilirsiniz. Paraşüt çantası kullanmayıp indiriyor olabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tercih edeceğiniz sistemler. Hani burada belki paraşüt çantasını görmemiş, duymamış arkadaşlar da olabilir. Yanımda var şu an, onu da gösteririm. Siz kendiniz de dikebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Şimdi bir konu da şu. Roketi ayırdınız. Şöyle yan çizelim bu sefer. Kanatlar burada. Roketi paraşütleri buradan attınız. Yani genellikle gördüğümüz zaten mantıklı olan bir tasarım şekli. Paraşütler bu plakaya bağlanıyor. Şimdi buradaki yükün hesabında büyük bir sıkıntımız var genel olarak yarışmada gördüğümüz. Bir kere bu ipin hesabı, şuradaki yükün hesabı düzgünce yapılmalı. Şimdi nasıl düzgünce yapılmalı dendiği zaman da galiba mail gruplarına da sorular gelmiş. Burada ben özellikle bir şey koymadım. Çünkü dediğim gibi bu hani gerçekten sistemden sisteme değişecek bir şey. Belki de bulmak için büyük testler yapılması gerekiyor. Hani zaten sizin yaptığınız roketler sonda roketleri de bu amaçla kullanılıyor normalde. O yüzden hani sonda roketini yapmak için bir sonda roketi atmanız da beklenmiyor. Benim tam bir kaynak koymamamın sebebi de şu. Literatürde baktığınız zaman farklı farklı yaklaşımlar, katsayılar var ama burada biz bunları denedik de hani eğitim size vermeden önce ben bu konuşmayı yapmadan önce kendi kullandığım kaynaklar da vardı. Kendi önce uçuş verilerinden bildiğim değerler de vardı. Hani mertebe olarak baktığımız zaman yakın şeyler geliyor. Yani biz şunu yaşadığımız oldu işte roketim 30 kilo, ipim 50 kilo taşıyor. Hani bu çok mantıklı değil. Bir kere paraşütünüz açıldığında bir şok yiyeceksiniz. Paraşüt konusuna girdik erkenden ama yani bu plakanın buradaki bütün bağlantıların bu kordonun ipini taşıdığından emin olmanız. Sonra şu gövde parçanızın bu ipi kesmeyeceğinden emin olmanız. Ayrılma sisteminizin paraşütünüzü etkilemeyeceğinden emin olmanız önemli. İkinci bir konu geldik buraya. Titreşimlerden etkilenerek aktifleşmesi. Bunu direkt şey görsel üzerinden anlatırım şimdi. Devam edelim. Şimdi piroteknik sıcak gaz. Yani genelde kara borut kullanıyor zaten. Şimdi burada şunu anlatmak istiyoruz. Borutlu sistemde de
Hani şimdi az önce konuştuk. Ben kendim söyledim zaten size. İşte basit olsun, kesin çalışsın. Burada bunun sonucu şeye gider. Barutu basayım, doldurayım. Nasıl olsa ayrılsın. İşte hani yaylı bir sistemde belki yayı büyük kullanmak, işte çok kalın yay kullanmak, yayı biraz fazla sıkıştırmak bu mantıklı olabilir ama barutta bunu ben pek tavsiye etmiyorum size. Çalıştırıp deneyip biraz üstünde bir güvenlik katsayısıyla koymanız, çok yüksek bir katsayı tercih etmeden daha makul olabilir. Çünkü Türkiye'de görmedim ama ben hani çok fazla paraşütü yanarak inen roket gördüm. Hani kumaş bir kere yandı mı zaten hızla havayla iniyorsunuz. Alev sıçrıyor. Roketiniz hani çok istemediğiniz durumlara maruz kalabilir. O yüzden burada birkaç önerim var. Baruttan sonra paraşütlerin olduğu bölgeye paraşütleri iterken yanmaz kumaş koyabilirsiniz. Kaplama yapabilirsiniz. Yani bütün paraşütte değil de paraşütünüz çizmeye çalışayım yine. İşte ayrılma sisteminiz burada, barutlarınız. Şöyle. İşte paraşütleri buradan iteceksiniz. Yani arada bir plaka da olabilir. Şurada paraşütlerin durduğu yerin etrafına bir tane bez sarıp şöyle alevin değmesini engelleyebilirsiniz aslında. Bunu hani tavsiye ederim herkese. Yani yanmaz kumaşta şey öyle hani yok benim barutum kaç derecede yanıyor, buna göre bir kumaş bulayım şey yapayım, şu yurt dışından söyleyeyim şey yapayım dertlerine çok girmenize de gerek yok. Zaten buradaki barutunuz eğer bir şey yanlış yapmıyorsanız çok kısa süre yanacak. Burada bir parlama olacak. Bunun burayı tutuşturmasını engellemeniz lazım. O yüzden burada bir yani şey için satılıyor. İş güvenliği işlemleri için, öbür işlemler için. Genelde sanırım piyasada 450 derece olarak geçiyor. 450'ye dayanan kumaş diye geçiyordu bunlar. Hani o tarz yani ben yine şu an burada hani size dedim net bir şey söylemeyeceğim de garanti bir şey de vermiyorum. Hani yine size önerim bu benim. Böyle bir kumaş işte roket çapınızdan biraz daha büyük etrafına koyup burada bu alevin gelmesini engelleyip o kumaşı da yere düşürmemeniz iyi olur. Yine bir ipinize bağlayabilirsiniz. Hani çok küçük, ince bir şekilde sizin kurtarabilecek bir sistem olabilir. Onun dışında burada önemli bir konumuz var. Bu hani uçuştan çok alanın güvenliği. Bu önemli bir konu. Önceki seneler sıkıntılar yaşadık burada. Şimdi sizden zaten yine raporlarda, videolarda isteniyor. Motorunuzu ve barutunuzu son aşamada montajlayın diye. Motordan yana şu ana kadar pek bir sıkıntı yaşanmadı ama baruttan yana küçük küçük şeyler olabiliyor. Hani motor daha kapalı bir sistem, barut sistemi sizin elinizde. Burada şunları tavsiye ediyoruz. Bir kere barutu sistemin içine yani şöyle bir ya bilmiyorum çoğu sisteminize şöyle bir plaka işte iki delik açtınız. Buradan bir rezistans teli geçirdiniz. Şurayı barut doldurdunuz. Üstünü kapadınız. Yani çok basit. Yapılabilecek en basit. Şimdi. Hani böyle bir şey yaptınız. Yarışmada sizden beklenen şeyi net olarak söyleyeyim. Şu tel çekilsin. Şu tel bir rezistans kontrol edilsin. Ama bakın burada barut yok. Bir kere buraya Avionik'te yarın anlatacağız bunları. Hani barut konulduktan sonra bu kabloyla hiçbir işinizin kalmaması lazım. Yani paraşüt sisteminiz hazır. Mesela bunun üstüne takılacak paraşüt. Paraşüt sistemi tamamen hazır. Paraşütler yana alındı. Barut dolduruldu. Bunun üstü kapatıldı. Paraşüt buraya son parçası bağlandı, konuldu. 10 dakika. Yani hani sizden beklenen bu. En son aşamada tamamlanmalıdır. Yok işte ben aviyonimi yerleştireceğim falan. Orada da şu olur yani en fazla. İşte neredeyse aviyoniniz ya da yukarıdaysa. Şuradan kablosu zaten geliyordur. Aviyoni o kabloyu civatayla bağlarsınız. Lehim meyim herhangi bir şey yok. Sonra tekrar aviyoninizi yerleştirirsiniz. Olsun olsun 15 dakika. Aviyonik zaten tamamen hazır şekilde. Yani burada sizden istenen bu. Bir daha bu sistem burada takılıyken eğer siz aviyonikte öbür bilgisayarıma bağlayayım, kablomu çekeyim, işte pilimin bağlantısını kontrol edeyim yaparsanız yanlış bir gate'e dokunursunuz. Statik elektrik verirsiniz, MOSFET'inize değersiniz. Sonra bu rezistans üzerinden bir işte MOSFET'inizin üzerinden bir şey geçer. Küçük bir akım geçer. MOSFET'iniz tetiklenir. Yani ben elektronikçi değilim ama hani az çok kullandığım sistemleri biliyorum. Hani bir MOSFET genelde tetiklemek ister kısa sürede. Kullanılmasının sebeplerinden biri de bu mesela. Hani böyle bir durumda küçük bir aksilikte bile şu rezistansın üzerinden bir şey geçebilir. Zaten
sizin mantık olarak siz barutunuzun hemen yanmasını istiyorsunuz. Barut da buna uygun. Böyle bir durumda siz burada çalışırken bu yanabilir. Yani hani bu istenmeyen bir şey ve yarışmadan sizin elenmenize sebep olabilir. Onun dışında benzer birçok şey olabilir. Hani yine size dediğim gibi spesifik bir örneği veriyorum. Kendi sisteminize uydurmaya çalışabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Yani hani burada kara barutlu sistemde ne diyebiliriz? Hani mekanik olarak daha basit bir sistem. Daha ekonomik bir sistem. Ama dediğimiz gibi diğer sistemler üzerine etkiler var. Yani birdenbire içeriği aniden basınçlandırıyorsunuz. Yüksek bir sıcaklık geliyor. Alev geliyor. Yani aviyonik kablonuz yanınızdan geçiyorsa o kabloyu yakabilirsiniz, yok edebilirsiniz. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Yine yarın sabahki ilk konumuz aviyonikte üzerinde duracağız. Bu barutun basıncından dolayı altimetreleriniz tetiklenebilir. İrtifanızı yanlış ölçebilirsiniz. O yüzden gerçekten dozunda kullanmanız önemli. Hani burada barutlu sistemle çalışmamış kimse varsa diye yine doğrulardan bir tanesi olarak bir sistem çizdik. Aviyoninizden ise az önce gösterdiğim gibi kablonuz geliyor, barutunuzu tetikliyorsunuz, apogee'de yatık durumdasınız, barutunuz yandı. Bakın burada burun gövdeyle kalmış, faydalı yük atılmış. Sonrasında da işte sürüklenme paraşütü çıkacak, roket inmeye başlayacak. Sistem temel olarak bu. Şimdi piroteknik olmayan sistemler. Ya burada zaten sınır hani daha yok diyebiliriz. Bütün mekanik sistemler, yani geçen seneki sistemler, elektromekanik sistemler, soğuk gaz sistemleri, mekanik olarak daha karmaşık sistemler bunlar. Şimdi hani neler olabilir, ne olabilir? Üzerinde duralım. Yani şimdi soğuk gaz ne kullanılıyor? Karbondioksit, nitrojen, işte kuru hava falan olabilir. Olabilir. Şimdi alanda bir tankı doldurmanıza izin verilmeyecek. Bir kere bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Sonra bu istenmiyor. Çünkü bu tipler hani yani mesela nereden biliyoruz? Mesela 70 bar'lık yani örnek veriyorum bu gazlardan biri değil. 70 bir tüp. Normalde 230 bara kadar kullanılabilir ve 300 barda da patlatılıp test edilir. Hani bu işte yani alanda gelip bize ben bunu böyle yaptım, burada test ettim demeniz de çok bir şey ifade etmiyor. O yüzden hani şöyle diyeyim o zaman size hani günlük hayatta rokete kullanabileceğiniz, roket üzerinde kullanabileceğiniz tüpleri bulmanız zor. Herhangi bir alanda yakıtla yapacaksanız. Hani karbondioksit de bu softball oluyor sanırım. Paintball'da da kullanılan tüpler var. Karbondioksit tüpleri. Küçük karçuslar var. Onlar roket üzerinde çalışabilir. Azotta yine benzer sistemler olabilir. Belki bu tüplerin doldurulabilenleri vardır. Hani böyle ticari bunlar olabilir. Onun dışında kendiniz hani bir şey küçük bir tüp ya da yani burada mesela 12-18 gramlar var. İşte siz mesela hava kullanmak istiyorsunuz. Bilmiyorum sebebini. Ya da 25 gram bir şey kullanmak istiyorsunuz. Burada da iyi araştırma yapmanızı size tavsiye edebilirim. Yurt dışından 2-3 tane tüp alıp getirip kullanabilirsiniz. Yine sertifikaları üzerinde olmak kaydıyla. Çünkü çok farklı işlemlerde, çok farklı boyutlarda tüpler kullanılıyor. Tıp alanında bile bu küçük tüpler belli amaçlarla kullanılıyor. Hani o yüzden biz bulamıyoruz, üretmek zorundayız. Yani belki bazen daha kolay olabilir çok spesifik bir ihtiyacınız varsa ama hani yani bu karbondioksit tüpü de işte 12 gram. 12'nin katlarıyla ulaşırsınız yani hani çok zaten 12 gramın altında bir karbondioksit gerekmez diye düşünüyorum kolay kolay kimseye. Hani 12, 24, 36 gidebilirsiniz bu şekilde. Şimdi dediğim gibi mekanik olarak daha karmaşık hale gelebiliyor sistemler. Burada hani dikkat etmenize öneririz. Yani çok çok bir şey diyemeyeceğim. Sistem üzerinden tartışmak lazım. Burada bir söyleyeceğim birkaç bir şey var. Şimdi bazı arkadaşlar lineer aktörler getiriyorlar, servo motorlar getiriyorlar. Burada da işte mesela şey durumu var. İşte benim bu servomu sıfırlamam lazım, aviyoniğimi açmam lazım. Yani rampada bunu yapmak isteyenler oldu. Bunlar olması zor. O yüzden hani yaptıktan sonra kalibrasyon isteyen bir sisteminiz varsa, aviyoniği açmanız gerekiyorsa hani bence bunu bir tekrar gözden geçirin, değiştirmeye çalışın derim size. Bu alanda sizi çok zorlayacak. Alanda sizin hani çünkü
tamamen her şeyi bitirmiş halde gelip sadece hakemlere göstermeniz lazım, bu kadar. O yüzden bir daha işte aviyoniyi gösterip aviyoniyi bekleyip bunu buradan takıp motoru almak için zaten hepsini yapmış olmanız lazım. Bir daha bunu kalibre etmeyi falan beklerseniz sıkıntı yaşarsınız. Yani o yüzden kalibrasyon istemeyen sistemleri tercih etmenizi öneriyoruz. Yani kolay bir kalibrasyondur, rahat olacaktır, bir şey diyemem. Onun dışında da yani bu sistemler tabii ki sizin daha çok mühendislik saatinizi, daha çok zamanınızı alacaktır. Hani ben yine burada bir şey yönlendirmiyorum. Kimse zaten sistemlerinizi yaptınız. Hani yarışmaya ilk başlayan biri için eğer güvenli çalışacağına inanıyorsa bu kara barut sistemi mekanik olarak daha basit. Daha yüksek bir başarı oranına götürme ihtimali var ama hani sıkıntı yaşarsanız da zaten roketinizi bulamazsınız herhalde. Hani ucu yok pek. Şimdi yaylı bir sistem tercih edilebilir. Burada da yine alanda gördüğümüz şeyler var. Yani bu sistem hani öbür mekanik işte aktüatörler, kollara göre daha rahat. Ama burada da yine yayı sıkıştırmayla zorlanan arkadaşlarımız oldu. Şuradan böyle üstünden geçelim. Yani burada iyi bakmanız lazım. Sonra bir de şöyle bir şey var. Yani hakemler burada sizden yayınızı güçsüz, düşük görüp bunu göstermenizi isteyebilirler. Buna da hazırlıklı olmanız lazım. Hani çünkü hakemler orada güvenliğe bir sıkıntı yaratacak bir sisteminiz varsa size izin vermeyebilir. Yani her şey alandaki birinci koşul önce güvenlik. Yani siz alanda bir puan alacaksınız. Sanıyorum toplam 200 puan. Ayrılmadan şu an emin değilim. Yani 60-70 puan alacak olun. İşte yayınıza özenmemişsiniz, düzgün durmuyor falan. Hani 20 puan eksik aldınız. Tamam, olabilir. Ama hani bu yay çalışacak bir yaysa gidersiniz, uçarsınız, 500 puanınızın 400'ünü, 450'sini neyse alırsınız. Ama hani bu yay kimseyi ikna edemiyorsa, çok iyi tasarlandıysa bile işte titanyum yaptınız, başka bir şeyler yaptınız, ürettirdiniz, yani uğraştınız. Ama hani açacağını ikna edemiyorsanız kimseye ve bunu gösteremiyorsanız o an çok bir mantığı kalmıyor. Ya da hani çok iyi bir yay yaptınız ama orada rahat kuramıyorsunuz. İşte kurma kollarıyla gelen arkadaşlar da oldu orada deneyen. Hani hızlı bir zamanda da yapmanız lazım bunu. Yine çok bir işe yaramıyor. Hani orada da yay sistemi çok ortada kalan bir sistem. Hani aslında baktığınız zaman çok optimum duruyor. Öbür sistemler gibi karmaşık değil. Barut gibi yanma riski yok. O yüzden dikkat edilmesi lazım. Burada aldığımız bir not daha var. Plakaların sıkışma ihtimali. Bu aslında her tarafta mevcut. Yani barutta da olabilir. Şu plakaların, şimdi burada da yine bir mevzu daha var. Bu plakalar bu gövdenin içinde belki hareket etsin istiyorsunuz. Biraz tolerans bırakabiliyorsunuz. Tolerans bu sefer negatif çok içeride oluyor. Bu zamanda da bu plaka şöyle, şu açıda ya da işte bu açıda bu sefer kilitleniyor, kalıyor. Hani bunları bir düşünmenizi şu an hani rica ediyorum sizden. Bunlar da olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Siz şu an bunu hani tek başına deniyorsunuz belki. Roketi birleştirirken yanından kablo gelecek, öbürü olacak. İşte yükler binecek, çöldesiniz zaten. Onları yarın üstüne iyice duracağız da hani. Bir dikkat etmeniz lazım. O yüzden yayın da çalışmasını, pistonlarınızı, piston kullanıyorsanız biraz nasıl desem, kendinizi de önce bir iyice ikna edin hani. Bu her seferinde güzel açılır deyip. Burada da bu kadar. Hani çok uzatmak da istemiyorum bu konuda. Dediğim gibi biz birkaç tane genel sistem üzerinden gidiyoruz. Hani olabilecek bir sürü olasılıktan bazıları bunlar. Şimdi soğuk gazla ayrılma sistemleri var. Bu da işte bahsettiğim karbondioksit, N2. Bu da yani baktığınız zaman orta zorlukta. Bu piroteknik de olabilir, piroteknik olmaya da bilir. Neden böyle dedik? Yine ben bir çizeyim. Bunu bir ayrılma tüpü olarak düşün yani. Plakamız var burada. Roket gövdesinin içindeyiz. Burası gövdemiz. Şurada bir plakamız var. Şurada böyle bir karbondioksit tüpümüz oluyor. Şu alanda. Bunun üstüne bir tane iğne yapılıyor genelde. Bir aktüatör. Mesela bunu motorla iten arkadaşlar var. Mesela kalibrasyon problemi burada da olabiliyor. Şurada bir zar var. Tüp bu. Kötü çizdim, kusura bakmayın. Şurası bir zar. Bu zarı yırttığınız zaman içerideki basınçta genelde 1000 PSI, 69 bar civarı oluyor. Bir basınç çıkıyor buradan. Şurada da roketinizin devamı, ayrılmanızı gerçekleştiriyorsunuz. Bundan birkaç tane de olabilir. Şimdi burada eğer barut kullanıyorsanız bunu itmek için
sisteminiz aslında biraz piroteknik oluyor. Burada. Ama siz bunu aktüatörle yetiyorsunuz. Piroteknik olmayan oluyor. Yani burada her şey iç içe olduğu için burada da biraz üstünde konuşabiliriz. Yani kalibrasyon problemi burada da yaşanabilir. Bir. İki. Barutu fazla konulması, işte ben nasıl olsa karbondioksit kullanıyorum falan, bir şey yakmam mevzusuna burada da dikkat etmeniz lazım. Tekrar uyarıyorum. İkinci konu bu. Üç. Yine bakın, sorunlar yine burada yaşanabilir. Bunun üstüne plaka koydunuz. Düzgün gitsin istiyorsunuz. Burada da sıkışabilir. Yani her şey burada iç içe. Dördüncü konu, eğer burada böyle iğne, itici bir şey, işte yayda da işte tutucu böyle, yani sadece uçuşu düşünürseniz, hani bir kere zaten uçuşa göre kesim kontrol etmeniz lazım ama şuna bakacaksınız uçuşu düşünüyorsanız. Diyeceksiniz ki benim roketim 10G, işte buzar işte 5 Newton'da yırtılıyor. İşte ya da 50 diyelim. Bu da işte 3 Newton. Aa, en fazla 30 Newton gelecek falan deyip işte kaba hesapla. Aa, bu burayı kurtardı. Çok doğru bir yaklaşım her zaman olmayabilir. Şundan olmayabilir. Bu burayı sağladı, okey. Ama siz bu roket rampaya yan taşıyacaksınız. Ya da buradaki barutunuz dökülecek mi? Yani bu yan durduğunda tamam, bu buradan tuttu, tamam, kuvveti sağladık, onunla ilgili bir sorun yok, zar yırtılmıyor. Ama bu iğne buradan kayacak mı? Durabilecek mi? Yokuş aşağı ineceksiniz rampaya giderken, bu iğne arkaya geldiği yerine oturacak mı? Gibi şeyleri de, hani roketi baktığınız zaman, çünkü hani yine konu dışına çıkacağım. Berkay'ın anlattığı konu. Kanada geldik. İşte CFD yaptınız. Kanat bu. İşte akış buradan geliyor. Baktınız işte 500 Newton drag force'unuz var. Lift hesapladınız, güzel, hani yok da demediniz. İşte 4 derece, 3 derece. Buradan 15 Newton kuvvet çıktı. 15 Newton dediniz ki, o 15 Newton hiçbir şey değil, bu kanat bunu taşır. İki tane cıvata attınız. Yani bir kere şöyle bir şey var. Sizin bu roketi rahat her şeyle taşıyabiliyor olmanız lazım. Bu kanattan, sizin iki kanattan tutup bu roketi taşımanız lazım. Yani uçuş koşuluna göre ürettiğiniz zaman CFD'yi de getirirsiniz. Beraber de inceleriz. Uzmanlar da gelir. Evet, bu roket uçarken bu kanat 15 Newton gelecek ama yani mantıklı değil bu. Yani bu roketin sizin fiziksel olarak etkilerinize de dayanması lazım. Her türlü. Yani kullanıcı ürünü gibi biraz da düşünün. O yüzden buradaki sistemlerinizi de buna göre düşünmenizi rica ediyoruz sizden. Yine bunu da şundan anlattık aslında. Yani burada böyle hepsini tek tek vermemizin bir sebebi de şey, takımlarda bazen gelenek oluşuyor. İşte biz hani yay yapıyoruz, biz barut yapıyoruz gibi. Hani farklı seçeneklerin de artılarını eksilerini görün diye koyduk aslında. Yani yayda zorlanıyoruz. Aa evet, hani bunu yapabiliriz. Aa çok fark yokmuş, gerek yok, yayla devam edebilelim deyin diye bunları anlatıyoruz aslında şu an size. Hani çoğunuz zaten elma sistemini yaptınız. Hani buradaki sebeplerden biri de bu. Yani o yüzden burada soru sormanızı artık bekleyeceğim bu eğitimin sonunda. Sonra ya burada da aynı şey. Ya genelde bir plaka kullanmanız sizin için çok iyi olur. Çünkü bunların da sızdırmazlığını sağlayıp, doğru ifade edebilecek miyim bilmiyorum ama hani biraz araba pistonuna benzeyen bir şekilde bunu buradan tatlı sıkı geçip yağla giden bir sistem yaparsanız mesela, sıkışma, öbür şeyleri mesela önebilirsiniz. Dediğim gibi doğrulardan birini söylüyorum size. Belki de burada direkt kapalı bir sistem yapacaksınız. Başka şekilde ilerleyecek. Mesela yağ dedim, yanmayan bir yağ şeyde önemli. Piroteknik bir sistemde sıkıntı yaşarsınız. Yağ kullanın, yani kullanmanız gerekecekse bunlara dikkat edin. Ama böyle bir sistemde karbondioksitle bir yağ kullanıp burayı itip pistonunuzu bunu dışarıya çıkarabilirsiniz. Yani burada da işte tüplerin delinmemesi gibi konulara dikkat edilmeli. Şimdi ilk yarısı bitti. Bu yine uzun bir kısım olacak. Son kısmımız. Yorulduğunuzu biliyorum. Yine temele döndük ama. Yani paraşüt nedir? Ne işe yarar? Buna da neden döndük? Yine hani sizin tecrübeleriniz. Yani paraşütten de işte güzel bir şey yapmak istiyorsunuz. İyi bir sistem geliştirmek istiyorsunuz. Heyecanlısınız. Yani bunları ben gerçekten anlayarak söylüyorum. O yüzden hani konuşuyorum. Benzer şeyleri yaşadım. Gittiniz çok karmaşık bir paraşüt geometrisi ürettiniz. Başka şeyler yaptınız. Hani sonra yırtılıyor paraşüt. Başka şeyler oluyor. Hani o yüzden önce şu temel soruyu bir cevaplarsanız. Yani hani şu an artık hani biraz yarışma zaten hani etiket sağlamıyorsa alamayacaksınız.
Yani artık biz şey yani şu an biz kişisel olarak sizin bunu almanızı istiyoruz biraz. O yüzden biraz uzatıyoruz konuyu. Güzel sistem yapmanızı da istiyoruz. Ama önce hani bir başarılı olup sonra güzelleştirmenizi hani ısrarla yarın da ben bu cümleleri kuracağım size. Yani hani paraşüt nedir? Ne işe yarar? Ne yapmalı? Ben bunu tamamen sağladım mı? Hakkını verdim mi? Dedikten sonra öbür güzelleştirmelere işte bütün zamanınızı, paranızı, emeğinizi harcayıp sonra bunu Teknofest'te sergileyebilirsiniz. Videolarınızı çekebilirsiniz ama hani önce bu paraşüt nedir? Paraşüt sizin yüzey alanınız yere inmek için yeterli şekilde sizi yavaşlatamadığı için daha yüksek bir yüzey alanıyla yere yavaş, güvenli inmenizi sağlayan bir sistem yani. Hani uçakta kullanıyorsanız ölmemenizi sağlıyor. Yavaş inmenizi sağlıyor. Rokette de buradaki yarışmanın amacı ne? Roketin tekrar atılabilir gibi gözükmesi. Yani kurtarılmadan kasıt Berkay da az önce söyledi. Yakıtı değiştirdiniz. Roketi bir sildiniz. İşte hani en kötü halde en fazla pilinizi bir şarj ettiniz. Roketi tekrar atıyorsunuz. Hani bunu sağlaması lazım. Bu paraşütünle bir tozunu attınız, katladınız. Bu paraşüt size bunu sağlaması lazım. O yüzden sistemin çok iyi çalıştığından emin olabiliyor olmanız lazım. Bir kere burada bu hesaplara gireceksiniz. Yine temelden gidiyoruz. O zaman başladınız. Kumaşa mumaşa girmedik daha. Dediniz ki tasarımınızı yaptınız. Benim roketim kuru ağırlık. Heh, bir de bunlar da var. Yine yarın gireceğiz de hani paraşütün taşıyacağı ağırlık diyelim şimdi. Paraşütün taşıyacağı ağırlık benim bu iki paraşütüm. Biz burada yarışma şartnamesinde ne istiyoruz? 9 metre bölü saniye istiyoruz. Ki roket çok sert inmesin yere. Tamam, burada artık işler kolaylaşmaya başladı. Geldik buradaki roketin şu anki kısmının ağırlığını biliyoruz. Bu payload için de benzer olabilir. Payload tek başına. Yine işte bir hız var. Şurada bir paraşütü var. Yine aynı, her şey aynı. Şimdi ağırlık kütlemizden geliyor. Dünyanın yer çekiminden dolayı bir ağırlığımız var. Kütlemizi zaten biliyoruz. Bulduk bir işte çarptık bunu. Şimdi bu bizim paraşütümüzün yani paraşütümüzün biz şu an statik düşünsek yani stabil diyelim. Hep aynı hızda, sabit hızda indiğini düşünüyoruz. Böyle dolduğu süreyi falan şu an çıkardık gözden. Paraşüt sabit hızda düşecek gibi düşünüyoruz. Bu paraşüt 9 metre bölü saniyede dengede kalacak. Böyle daha iyi ifade ettik. Bu sistem diyelim hatta komple. 9 metre bölü saniyede dengede kalacak. Bunun için bakıyoruz diyoruz ki 9 metre bölü saniyede bu paraşüt iner indiğinde nasıl bir yük taşıyacak? Taşıyacağı yük roketin ağırlığına eşit. Şimdi oraya gelmeden önce aslında yani paraşütün maruz kalacağı yük ne peki? Sürükleme katsayısı. Berkay az önce anlattı. Paraşütün de bir sürükleme katsayısı var. Rho havanın yoğunluğu bulunduğunuz irtifada. Bunda mesela tasarım yapıyorsanız yani en basitinden bir Excel'de 3000 0 metre arası bunu değişken olarak almanızı öneririm. 3000 metrede tam ne kadar oluyor bilmiyorum ama aşağı yukarı bildiğim mesela 10 kilometrede hava yoğunluğu 0,3 katına kadar düşüyor. Yani büyük bir fark da var aslında. Buna da bir dikkat etmenizi öneririm. Bu gözden kaçıyor işte. Normalde direkt 1,2 civarı bir değer alınıyor. Ama bunu irtifanıza göre almanız lazım. Bir öneri, yani önemli nokta burada bu. 2 zaten 9'u biz biliyoruz. Yani CD'yi seçeceğiz. Rho'yu çizdirdik Excel'den işte ya da programımızdan. Bu noktada çiziyor. V9, 9'un karesi. A'da paraşüt için seçeceğiz. Paraşütün şuradaki alanı. Her geometriye göre bu referans alan biraz değişebilir. A bölü 2 dedik. Sonra zaten şunu biliyoruz. Bu paraşütün taşıyacağı yük roketin ağırlığına eşit. Buradan bunu çektik. Her şeyi karşıya attık. V'yi yalnız bıraktık. Kök için aldık. Hani böyle basitleştirilmiş bir formül haline geliyor. Genel hani tasarım bu yani. Bu da zaten temel bir formül, genel bir formül. Ama dediğim gibi şuradaki ayrıntıları CD'yi doğru seçtiğinize, A'yı doğru seçtiğinizi, Rho'yu doğru seçtiğinizi düşünüyorsanız gerçekten paraşüt ürettiğiniz paraşüt buna uyumluysa paraşüt tasarımı temel olarak bu kadar. Ama işte detaylar burada. Mesela bizim yine kaynak koymamamızın sebebi de biri de bu. CD mesela bir paraşüt için CD bulmanız lazım. Bu mesela paraşütün şekli de çok değişiyor. Şimdi paraşüt yarım kubbe olan var. Şöyle daha uzun gelenler var. Kesik biten tipler var. Bunların hepsinin katsayıları farklı. Ve literatürde de
bu sayılar biraz değişiyor. Yani ben şimdi size gelip burada bu 1.25 demek istemedim açıkçası. Bir yere gideceksiniz. 1.30 yazacak. Ama dediğim gibi mertebe olarak hayatınızda çok bir şey değiştirmeyecek bu. Yani bu tipte bir paraşütse, bu geometrideyse bu belli. Siz bunu doğru ürettiğinizi düşünüyorsanız ve gerçekten bunu dikkat ederseniz gerisiyle ilgili çok büyük bir hata payınız olmayacak. Yani katsayıları da literatürden gerçekten bulabilirsiniz. Zaten zor olan kısım olmayacak bence. Paraşütün üretilen geometrisinin ona uyup uymadığı. O yüzden de hani tavsiyem şey olabilir yine. İşte mesela tam yarım daireyle isimleri şu an aklımda değil. Çok önemli dedi. Yarım daireden bir büyük olan paraşüte bakıp yani tamamen kaba bir şey bu. Arasında mesela yarım daire yaptınız ama yarım daireden belki daha uzun olabilir. Ha, bir yarım daire olan paraşütün katsayısı 1.2'ymiş. Bunda 1.3'müş. Ben bir 1.2 ile hesaplayayım. Bir de 1.3 ile hesaplayayım. Neden? Çünkü benim katsayım arada olması lazım mantıken. Bunlara yakın bir yerde olması lazım deyip yani tamamen sorunsuz. Kimse de size itiraz edemez. Yani bu şeyleri de referanslarınızı da koyduğunuz zaman şu an tamamen sağlam bir tasarım yapmış oluyorsunuz. Devam ettik. Şimdi yavaş sapma paraşütü. Buradan anlatacağız şimdi. Yavaşlatma paraşütü. Yani doğru yerde açmanız bunun önemli. İki kademeli açmanız çok önemli. Yarışmada şey kaldırıldı tam olarak. Yani verilmedi, istenmedi şartnamede. Ana paraşütünüzü şu irtifada açın denmedi. Hani bu da sizi yormak istemediğimiz için biraz daha onunla alakalı. Sistemler değişiyor, ayrılma sisteminin aktifleşmesi vesaire. Hani genelde yapılan bu yere yakınken açılması. Çok insan orada var. En çok takım orada var. En orta sistem de o. Hani 500 bunu açmak sizin için mantıklı olabilir. Şimdi bunu şimdi geçeceğimiz konu en son. Paraşütü ilk açtığınız zaman buradaki şok kordonuna çok büyük yükler binecek. Bu da paraşütünüzün çapıyla doğru orantılı. Tamam. Yani şey gibi. Böyle bir yük yok. Stabil hali. Ama hızınızla alakalı. Hava yoğunluğuyla yine alakalı. O yüzden bir kere küçük paraşütü açmanız size şurada şunu sağlayacak. Az mukavim bir roketle uçabiliyor olacaksınız. Bu ne demek? Daha hafif, daha verimli bir roketle uçabiliyorsunuz. Bu da bütün sistemi kaplarınıza, bağlantı elemanlarınıza kadar. Sonrasında yarışmada zaten haber var. Roket uzaklaşıyor. Zaten bu sene yüksek irtifada arkadaşlar var. Onları nasıl yapacaklar bilmiyorum. Roketiniz uzaklaşabilir. Atmosferin farklı kademelerinde farklı rüzgarlar. Bir de hani verimlidir yani. Roketi bir saatte, 15 dakikada bulmak var. Bir saatte bulmak var. Duygusal bir yönü de var bence. Hani o kadar uğraştınız bari yere inene kadar izleyin. Gözünüzün önünde roketiniz yapsın hareketleri. Mantıklı olan bu paraşütü de biraz geç açmak. Ana paraşütü işte açıldıktan yani biz burada tek bir konsept çizdik. Açıklığı olmasın diye. Yani işte bu paraşüt hep sonradan gelmiş şekilde açılıyor yere yakın bir şekilde. Şimdi anlattığımız olay da bu aslında. Siz burada sağlayan bir paraşüt sistemi yaptınız. Bunu burada açarsanız buraya gidecek. Rampanın şeyi boyutlandırması çok doğru değil. Mesela buraya 500 metre diye düşünün. Bu sefer de bu karşı sürükleneceksiniz. Bakın hani gideceksiniz. Hani temel mantık da burada kaçıran arkadaşlar işte hani İşte iki paraşüt yapmamız gerekiyor, iki paraşüt yapalım diye olaya dahil olduysanız hani burada da işin teorisi, pratiği bunlar. Genel olarak dikkat edilmesi gereken mevzu zaten ikinci hani neden çok nasıl sorusu önemli. Orada güvenli çalıştığınızdan emin olmanızı öneriyor. Orada ve bunu bilmiyorum sistemleriniz nasıl. İki kere açacağınız kesin zaten hani kendinizdeki kodunuza bağlı. Hani benim şu an tavsiyem
500-700'lerde açmanız. 500'un altında şeyden çok tavsiye etmiyorum. Geç dolar, bir kablonuz dolanır. Hızlı yere çakılmayın. Hani 500'den de 500'e yine biraz daha belki sürükleneceksiniz ama o kadar da olsun. Güvenlik payı bırakmanız lazım. Şimdi yine şartnamede de yazmayan bir konu. Ama hani işin içine, detayına, teorisine girerseniz önemli diyeceksiniz. Biz bunları basitçe çizdik. Hani uğraşmadık bir daha. Kesit dediğim şey şu. Paraşütünüzün ortasında kesinlikle kubbe deliği olmasını biz size şiddetle tavsiye ediyoruz. Paraşüt uçmaz değil. Her şeyiniz sağlamsa, taşıyorsa, çapınız doğrusu alırsınız etiketiniz kele olacak. Yani hani bunu gördüm, ondan söylüyorum. Bunu bilirsiniz. Biraz hani aerodinamiği, böyle dinamiğin detaylarına girmek lazım. Temel olarak bu şekilde bir kütle indirdiğiniz zaman olası rüzgarlardan dolayı bu paraşüt sallanacak. Sallanacak. Ve zaten siz roketi açtığınız zaman problemler yaşadıysanız, dolanmalar olduysa, ipinize asimetrik yükler biniyorsa bu durumda yani şöyle. Bu buradan böyle gelip o yüzden hani şuna dikkat etmenizi öneriyoruz. Bunu da hani ekstra getirdim. Buraya koyduk. Hani böyle bir oran genelde yapılıyor. Hani yani bunlar literatürde çok rahat bulabileceğiniz şeyler. Hani böyle bir tasarım öneririz size. Yine buradan ipler geçebilir. Yani bilmiyorum hani yaptığınız paraşütleri ürettiğiniz büyük ihtimalle. Bu da önemli bir konu. Yani küçük bir nüans ama getirecektir. Şimdi asıl sorun yaşadığımız yere geldik. Şimdi şöyle yapalım. Ben burayı anlatacağım. Ama burada soru almak istiyorum. Hani buraya kadar ayrı, buradan sonra soruları ayrı alayım. Zaten 4 slaytım var. Bir soru varsa hani lütfen sorun şimdi. Ekranda geri gidelim, tamamlayalım. Hani bekliyorum o yüzden hani bir şeyiniz varsa. Yoksa devam edeceğim ben. Merhabalar. Benim... Buyurun, merhaba. Sormak istediğim bir soru var, bu ayrılma sistemleriyle ilgili. Tabii. Bizim paraşütümüz burun konimizden dışarı çıkacak ve anlattığınız üzere bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Hani birkaç milimetre çapta büyüme yapmamız gerekiyor ama bu acaba bir sorun teşkil eder mi değerlendirme açısından? Hani alana gittiğimizde bu daha sonra ölçülecek mi veya hani değerlendirmede eksik puan almamıza neden olur mu? Neyin çapını büyütmeniz gerekiyor şu an mesela? Şu anda burun konimizin o shoulder kısmının çapında biraz değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Anladım, anladım. Şimdi şöyle önceki senelerde ben hani şeyde alanda puanlama işini yapmadım pek. Yani size şunu söyleyeyim hani yine farazi örnek veriyorum tamamen. Şey puanlamaların da detaylarını bilmiyorum ben. Hani atıyorum tasarım uygunluğundan 50 puan alacaksanız ki öyle bir şey yapılacaksa 45 alırsınız ama güvenli uçarsınız, etiketinizi alırsınız. Ya da onun dışında şöyle bir şey de var. Hani böyle bir şey bakılıyorsa da alanda, yani bildiğim şeyleri söyleyeyim size. Hani bir tasarım uyumsuzluğuna bakılıyorsa genelde bunlar negatif şeyler. Yani işte biz kaplarımızı 1.2 yapmıştık. Bize 1.5 dendi. Biz bunu düzelttik. Ben kimsenin buradan size olumsuz bakacağını düşünmüyorum. Bunu Evet. söyleyeyim. Hani ama bizim CG ile CP'mizin mesafesi işte atıyorum 30 santimde. Aa 35 çıkmış derseniz bu olumsuz bir şey. Hani genel olarak bütün takımlara söyleyebileceğim şey şu. Ya da onun dışında ben şimdi konuştum işte bizim iki karbondioksit kapsülümüz vardı. İşte 3'e çıkardık. İşte değerlerimiz de bu oldu gibi getirirseniz hani bunların daha böyle iyi, güzel karşılanacağını düşünüyorum. Onun dışında da şöyle bir şey var hani dediğim gibi negatif bir etkisi olsa bile sizin hani uçuşta başarılı olmanız 500 puanlık bir kısım. Hani o negatif etkiyi zaten düşünmeyin.
Benim herkese önerim bu. Teşekkür ederim. Bir de sormak istediğim bir tane daha soru vardı ama bu ayrılmayla ilgili. Tabii. Daha sonra Paracord ve şu Kordon ile ilgili sorularım var ama hani onu şimdi işte sorulardan sonra onları anlatacağım. Zaten tamam. Özellikle durdum. Ben ayrılmayla ilgili olanı sorayım o zaman. Hani çizimlerinizde gördüğüm üzere ayrılma paraşütü, sürükleme paraşütü dediğimiz o durak paraşütü. Ana paraşütle aynı. Hani ana şok kordonuna aynı yerden evet. Bağlanmış. Burada evet. Evet. Yani bunun böyle olma zorunluluğu var mı yoksa hani... Yok. Ben size dediğim gibi ben size bir tane yöntem çizdim kafa karışıklığı yaratmamak için. Evet. Hani burada tek bir şok kordonu üzerinden işte sonra açılacak şekilde olabilir. Farklı da olabilir. Mesela bu sistemde ne var? Bunların birbirlerine dolanması zor. Sizin dediğiniz sistemde de iki ayrı kordon olabilirse birbirine dolanma riski olabilir ama hani bu şey yani hani daha böyle ileri bir konu. Güvenlik riski de o kadar hani yok. Hani dediğim gibi çok ileri işin nüansları. Bu burada sadece bir gösterim. Dediğim gibi çok fazla farklı seçenek var. Yani bir paraşüt buradan çıkar, yeşil buradan çıkar, sarı gelir buradan çıkar. Hani bunlar şey değil. Dediğim gibi yanlış olanlar zaten belli genel olarak. Böyle bir şey de yok yani. Yani dolaşmayacağını garanti edebilirsek ve dayanacağından da eminsek herhangi bir problem yok değil mi yani? Tabii tabii. Farklı farklı bir sürü kordon kullanabilirsiniz. Peki teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Bir soru daha sorulacaktı galiba. Çakışta o arkadaşı da alabiliriz. Aynen benim bir sorum vardı. Bu spill hole ile alakalı. Siz tabii spill gelelim. Hole'da... Burada küçük çapla büyük çap arasında hani 10 kat olmasını öneriyorsunuz. Ben internette yani biz internette araştırdığımız zaman %20'si kadar büyük çapın %20'si kadar bilgisi vardı çoğu yerde. Yani bunun sebebi nedir? Şimdi şöyle bunlar aslında deneysel işler. Zaten paraşütü böyle özellikle anlatmamızın sebebi tamamen deneysel konular. Yani bu size şöyle söyleyeyim. Bunun hani çok böyle iddialı gibi olacak da yazan kişiler de büyük ihtimalle bunu deneyip yapmıştır. Çok analizde bulduklarını düşünmüyorum. Bu genel olarak hani bu delik gittikçe büyütülüp test atılıp test yapılıp sizin roketiniz için düşünelim. 9 metre bölü saniye ile indirecek bir paraşüt yapıyorsunuz. Zaten yine bir sonda roketi saniye hızla bir roketi indirecek paraşütler ve spill hole'lerin İşte çapları. Böyle bir çalışma yapılıyor. Burada da şu gözleniyor. Dediğiniz gibi 1 bölü 10. Yani benimkinde zaten 10'dan küçük olmalı demişim. Sizin dediğinizde sanırım buraya 10'dan küçük D bölü D. Yine benzer yerdeyiz yani. O yüzden hani bu şey deneysel veriler işte 1 bölü 10 işte 2 bölü 10 3 bölü 10 şey ters bakarsanız artık nasıl baktığınıza bağlı D'lerin oranı bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Tamam, tam cevaplayabildim mi? Evet tamam. Evet anladım. Yani %20 gibi bir şey alıp yaptıysanız yani dediğim gibi bu benim aldığım değer de şey bir değer değil. Yani ben bunu artık şey olsun diye koydum. Çok şeyden çekinip koymadık. İşte yani sizin dediğiniz değeri de karşılayacak bir yerde kalıyor bir yerden sonra. Hani anladım. Bu da zaten bir genel bir şey hani. Biz kimseye gidip alanda da kimse hani bu deliğinizin şeyine yani çok küçük bir delik olmadığı sürece kimse bunu sorgulamaz diye düşünüyorum. Dediğim gibi deliksiz bir paraşütü de eğer her şeyi çok iyisi sorgulamayacağız ama hani sizin artık ileri performansla ilgili düşünmeniz gereken değerler. Yine literatürü araştırıp %20, 25, 30 hatta belki bunların irtifalara göre de çalışmaları vardır bulabilirsiniz. Bir de renklerle alakalı bir sorun vardı ama eğer anlatacaksanız. Yok renkler... Şimdi sorabilirsiniz renkleri. Renk. Buyurun. Ana paraşütle payload'un renginin aynı olmasında bir sakınca var mı? Yani aslında şöyle ben geçen sene atış alanında hakemlik yaptım. Olmamasını çok isterim. Bir kere şey yani mainle drop paraşüt kesin farklı olmalı. O bir. Farklı, evet. Evet. O onu kesinlikle lazım. Ama hani ne kadar farklı yapabiliyorsanız daha iyi olur. Ama eğer böyle 3 paraşütle yapacaksanız benim de hani önerim şu olur. İlk zaten drop paraşütünüzle payload'unuz çıkacağı için drop'la payload'un farklı olması daha iyi olur. Çünkü payload'u attınız mı? Drop paraşütü mü açtınız anlaşılması için? Hani main paraşütle drop'un aynı olması yine daha tolere edilebilir bir konu. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim.
Arkadaşlar var mı başka sorusu olan? Hani paraşütle ilgili genelde çünkü alanda konuşma şansı yakalıyorduk önceden. Ben bir soru Aerodinamikle sorabilir ilgili. miyim acaba? Tabii tabii buyurun lütfen. Benim sorum da paraşüt çapı, kubbe dediğin çapıyla ilgiliydi. Şöyle, biz bir prototip oluşturduk. Prototip boyutların, gerçek boyutun aynısı, paraşüt prototipi. Fakat kumaşta farklılık gösterdik. Çünkü kullanacağımız kumaş gerçek paraşüt kumaşı. O yüzden önce bir farklı bir kumaşla denemek istedik. Denediğimizde de bunun belki biraz büyük gelebileceğini fark ettik. Acaba kubbe deliğinde genişletme yapabilir miyiz? Belki hava çıkışını biraz fazla yaparsak paraşüt çok fazla süzülmez. Ya da paraşüt çapını küçültebilir miyiz? Böyle bir şeyler yapabilir miyiz kumaşta? Şimdi bunu şununla alakalı mı soruyorsunuz? Doğru anlamak için soruyorum. İşte KTR'de, ÖTR'de verdiğiniz raporla uyumluluk için mi soruyorsunuz? Yoksa Evet. hani ha. Ya şimdi dediğim gibi ben şeyde söyleyeyim hani Berkay'la ben rapor okumasında bu sene bulunmadık. Ama hani ben burada size öneride bulunabilirim hani şey olarak. Bir kere eğer roketin içine sığmıyorsa hani yapabileceğiniz çok bir şey yok. Ama dediğim gibi yani Hasan abi hala burada mı bilmiyorum. Mesela değerlendirmelerde o vardı. Roketsan tarafında kendisi. Yani olumlu yönde yapacağınız değişikliklerin kimsenin hani size böyle işte paraşüt çapı 2,5 denilmiş, 2,3 yapılmış, biz buradan puan kıralım diye kimse size yaklaşmayacak. Ve şöyle bir şey de var hani herkese eşit yaklaşılmaya çalışılıyor. Hani sizin tek zaten yaptığınız şey buysa çok bir yani yapan öbür takımlar da aynı şeyi yaşayacak. Onun dışında ya zaten roketinize sığmıyorsa yine önceki soruya verdiğim cevabı dönecek. 500 puanı riske atmak var. Bir de öbür tarafta hani ben şu an 3-5 puan diyorum bilmediğim için tam net olarak. Küçük bir puanı riske atmak var. Hani eğer paraşütünüzü ürettiyseniz hani kubbe deliğini genişletmek hacminizi çok genişletmeyebilir. Daha Sığmama çok problemimiz yok. Özür dilerim, böldüm ama. Sığmama problemimiz yok. Sadece paraşüt o roketin hesabına göre fazla büyük gelebiliyor ve açılmadan sonra süzülüyor çok fazla. Yani hızımız Anladım. çok yavaş oluyor. Belki öyle olabilir diye dedik. Tamam. İhtimal var o yüzden. Tamam yani benim orada önerim o yani yarın yine üstünde duracağız. Open Rocket'ın paraşüt hesabı yerine kendiniz de hesap yapabilirsiniz. Daha sağlıklı sonuç alabilirsiniz. Evet, canlı yayında da bir arkadaşınız öyle söylemişti. Open Rocket'in hesabına çok güvenmeyin diye. Ama biz yine de raporlarda yanlış Open Rocket'ten farklı bir şey vermeye cesaret edemedik açıkçası. O yüzden yine de sormak istedim size de. Seste sorun mu var arkadaşlar? Bir dakika bir chatten bir şeyler yazılmış da. Siz beni duyabiliyor musunuz şu an? Evet, ben de Ha, duyuyorum. tamam. Tamam. Ara sıra demek ki oluyormuş galiba. Yani burada o zaman şöyle yani paraşütünüzü hani daha geç açabilirsiniz. Birinci seçenek. Ana paraşütse bu. Hani size yani genel olarak sistemle ilgili. Onun dışında hani yine küçültüp devam edebilirsiniz. Çok sistem içinde takımların sistemlerini hani burada yorum yapmak istemiyoruz. Ama hani genel olarak bir şeyiniz varsa yani sürüklenip çok uzağa giden roketler oluyor alanda. Hani en azından böyle genel konuşayım. O yüzden 9 metre bölü saniye işte 25 metre bölü saniye gibi hızlar verilmişti. Bunları güvenle sağladığınızı düşünüyorsanız çok daha büyük paraşüt kullanmanız evet mantıklı olmaz. Küçültme yoluna gidilebilir. Ama güvenli olduktan sonra tabii. Evet, siz de kubbe deliğinin çapını ondan küçük olmalı demiştiniz, şey oranların. Az önce bir Evet. arkadaş da %20'si olarak hesapladık dedi. Biz de öyle hesaplamıştık. O oran zaten 5 küsüre denk geliyor. Yani oldukça onun altında. Evet Yani evet yani o evet, şekilde evet. paraşütün çapını değiştirmeden kubbe deliğinde belki değişiklik yapabiliriz belki. Bu şekilde paraşüt çapına değişiklik yapmamış oluruz. Evet. Eğer içeri sığıyorsa mesela bir seçenek bu da doğru. Peki, çok sağ olun. Rica ederim. Başka var mı? Yani kalabalığız burada yani paraşüt konusu varsa şu an 75 kişiyiz. Paraşüt, ayrılma, barut, azot, karbondioksit hepsini Ben yarışma takvimiyle konuşabiliriz. ilgili bir soru sorabilir miydim? Yani biz idari konularla ilgilenmiyoruz açıkçası. Hani biz sadece teknik kısımlara Bitmedi mi hala ya? bakıyoruz. O konuda ben de sorabilirdim. Bak, bir daha söylemeyeceğim ha. Yemek konusunu. İsmail Zeksel. Yani takvim idari bir şeyse Engin Bey baksın istiyorsanız bittiğinde. Yarışma süreciyle alakalı değil de eğitimlerle alakalı sorular gelirse Evet. takvimde şu an bir erteleme söz konusu değil.
31 Temmuz son tarih. O zamana kadar yetiştirmenizi bekliyoruz açıkçası. Ya mesela en basitinden hani şu destek plakaları falan da daha yatmadı da yani. Son iki hafta yakalıyor bütün her şey. Tamam. Dediğim gibi eğitimlerle alakalı soru sorarsanız biz bunları görüşeceğiz. Zaten taleplerinizi alıyoruz mail üzerinden. Onları tekrar kurumumuza değerlendireceğiz. Yani şu ertelenme durumuyla ilgili detaylı bir mail mi yazalım? Biz ne yapalım bu konuyla ilgili? Bu durumu görüşüyoruz zaten. Dediğim gibi genel bir değişiklik olursa bilgilendirme yapacağız. Ama şu an için bir öngörümüz yok hani. Şeyi soracaktım peki. Bu iki günlük ders sürecinde bu konuyu açıklayacağımız bir yetkili birisi gelecek mi peki? Yetkili benim şu anda. Yok şey diyorum hani Engin Bey dedikleri siz misiniz? Tamam şey yapamadım da. Evet. Tamamdır Engin Bey, tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Varsa teknik sorularınız yine bunların üzerinde konuşalım şu an. Hani günün zaten son şeyi, zamanımız da var. Ben bir soru sorabilir miyim acaba Kedi? Tabii. Öncelikle geçen sene kurtarmadan çok büyük oranda takımların başarısız olduğunu gözlemlemiştim. Yine bu sene de buna çok büyük bir zaman ayırdınız yine. Şimdi biz roketlerimizi ürettik ama sistemler tam anlamıyla gerçek kütlelerle vesaire test etme şansımız olmadı. Daha Eylül'e kadarki süreçte yapacağız bunu. Diyelim ki mekanik bir sistem kullanıyoruz ve bunun gerçek kezlerde verimsiz olduğuna karar verdik. Burada sistemi değiştirmek bize atış alanında ne gibi bir dezavantaj yaratacak? Puanların kaybı ya da yine aynı şekilde bahsettiğiniz gibi sıcak karşılanması mümkün olacak mı? Onu sormak istemiştim size. Ya şimdi şöyle söyleyeyim hani biz işin cidden çok teknik tarafında kalıyoruz bu sene. İşte bu eğitim olsun alanda da yine o şekilde olacak. Hani bu eğitimlerin şey değerlendirmelerin şeyleri hani genel olarak RocketSun'ın Sagen'in inisiyatifinde. Hani burada ben yani 2 yıldır içinde olduğum için konuşuyorum şu an. Hani kimsenin adına bir söz bir şey veremiyorum ama hani eğer siz bir şeyi iyiye götürdüyseniz hani yani dediğim gibi eğer sistemi komple değiştirdiyseniz bu nasıl karşılanır? Bundan emin değilim. Hani bunu bir yine teknik bir mail atıp hakem heyetine döndürebilirsiniz öyle bir soru. Yani şu an benim anladığım atıyorum yaylı sisteme karbondioksite çevirmek gibi bir şey olabilir. Çünkü bir yerden sonra da şey var. Sistemleriniz belli bir şekilde hani KTR'de, ÖTR'de bir değerlendirmeden geçiyor. Hani bir 1.2 çapın 1.2 katındaki shoulder'ı 1.5 uzatmak farklı bir konu. Sistemi değiştirmek farklı bir konu. O yüzden hani orada belki detaylı bir mail atabilirsiniz. Hani belki size işte puan kaybını göze alıyorsanız yapın gibi bir şey gelebilir ama hani benim herkese yani puan kaybı olur mu, izin verilir mi, verilmez mi onu tam bilmiyorum. Ama benim hani herkese diyebileceğim şey eğer sisteminize hani küçük bir şeyiniz bile varsa, soru işaretiniz varsa o küçük puan kayıplarını şey yapmayın. Çünkü zaten yani bu yarışmada düzgün başarılı uçtuktan sonra o küçük puanların zaten sizin için önemi kalmayacak. Hani bunu söyleyeyim. Merhaba, ben de bir soru sorabilir miyim acaba? Bir dakika, önceki arkadaş sizin sorunuz tamam mı? Var mı şey? Cevaplayabildim mi? Ben gayet cevaplandığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam. O zaman diğer soruyla devam edebiliriz. Merhaba. Şimdi merhaba. Brunconis ayrıldıktan sonra drag paraşütüyle 600 metreye kadar geliyoruz. 600 metreden sonra... Buradan. Tamam. Evet. Burada mesela şu. Evet. Aynen. Bu 600 metreye geldiğinde ana paraşüt de açılıyor ve 600 evet. metreden sonra ikisi birlikte inmeye başlıyor. İki burada... paraşüt açık bir şekilde evet. Aynen. Burada 600 metreden sonraki iniş kısmında yavaşlatma paraşütünün etkisi var mı? Varsa hani çok büyük bir etkisi var mı ya da çok hiç etkisi yok mu mesela? Tamam. Şöyle aslında benim burada yaptığım çizime dönüyor iş biraz. Eğer sizin ip tasarımınızda bu şekilde duruyorsa görüyorsunuz değil mi çizdiğim yere? Evet. Yan duruyorsa ve bunlar birbirlerini etkiliyorsa burada bundan gelecek taşıma kuvveti az olacaktır. Ama mesela bir seçenek daha var. Şu şekilde de kullanılabiliyor. Yani bunun içinden geçip paraşüt çantasıyla bunun içinden geçip bunun kubbe deliğinden geçip iki kademe iki paraşüt. Böyle durumda siz buradaki denklemi iki paraşüt içinde yapıp buradaki drag force'ları direkt toplayabilirsiniz. Yani işte benim kütlem yani ağırlığım işte 500 Newton bir ağırlığım var. Bunun 300'ünü bu taşıyor. 200'ünü
bu taşıyor diyebilirsiniz böyle bir durumda. Direkt olarak neredeyse. Hani arada da uygun mesafeyi bırakıp işte arkadaki etkileri ihmal ettiğimizi düşünüyorum. Düz bir şeyde. Ama eğer böyle bir durumda bu paraşütün etkisi az. Paraşütü kullanmak, yani hesapta kullanmak çok doğru olmayabilir. O yüzden böyle bir tasarımınız varsa, yani bunun sizin hızınızı 9 metre bölü saniyeye yakın bir yere getirmesi, yanında da bunun olması, bunu direkt 9'a getirmesi demiyorum fark ettiyseniz. Bu zaten açık olacağı için 9'a yakın bir yere getirmesi ve bunun da yanında açık olması işinize yarayacaktır. Ama zaten eğer hani verim yönünde, işte efektif bir tasarım yapma yönünde düşünüyorsanız, iş buna geliyor bir yerden sonra. Neden? Çünkü zaten siz bu paraşütü 9 metre bölü saniyeye indiriyorsanız, bu paraşütü de önceden açtıysanız, şu an siz burada boşuna biraz yük taşımış oluyorsunuz. Hani ama bunu da yapmak sisteminizi karmaşıklaştırıyorsa, bunu yapıp çok kolay bir şekilde, işte atıyorum 500 gram ağır bir roketle inebilirsiniz yani. Bunlar seçenekler. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Güzel sorular gelmeye başladı. Hani arkadaşlar şey yapmayın yani. Açın mikrofonunuzu, sorun. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Biz şimdi ayrılmayı karbondioksit tüplerle gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız hesaplarda 20 gramlık bir karbondioksit tüp ayrılmayı gerçekleştirmeye yetiyor. Fakat biz 40 gramlık emniyetli olması için 40 gramlık bir tüp kullanmayı düşünüyoruz. Yani iki tane 20 gramlık kullanmayı düşünüyoruz. Bunun bu kadar 40 gramlık karbondioksitin kullanılması sisteme bir zarar verir mi? Bir zararı olur mu? Yani aslında zaten şöyle olacak, ben size söyleyeyim. Alan daha kemer, size bunu soracaklar. O yüzden bunu test edip gelmenizi şu an öneririm. Çünkü 40 gram yüksek. Ama evet, size şey de diyemem hani. 40 gram olmaz. Eğer siz bunu o roket gövdesini iyice her şeyini birebir koyup içine, siz bunu birkaç kere çalıştırdıysanız içeride ve hiçbir yerde bir şey olmuyor diyorsanız, hani bir videosunu çekip bir şeyini yapıp, belki test raporuna yetişmedi ama hani bunu yanınıza alıp böyle yaptığınız sistemler varsa, hani bunu diğer arkadaşlar için de söylüyorum, işte yayımızı yapmıştık olmamıştı, biraz kalın yay kullandık, çok güçlü bir yay kullandık, hani sizden bunu hani bir şekilde birilerine ikna etmeniz gerekebilir. Çünkü dediğim gibi eğer o tüp etrafa veya size zarar verilebileceği düşünülüyorsa hani biraz sorun yaşayabilirsiniz. O yüzden her şeyi alandan önce halledip gelirseniz, eğer siz bu 40 gramlık tüp, yani şeye dönüyor burada. Eğer bir baktınız gövdeniz inceymiş, siz bunu fark ettiniz bilmiyorum. Gövdenizi kalınlaştırdınız, geldiniz. Bu seçenek yani. Hani taşıdığından siz de emin olun. Karşınızdaki hakemleri de emin edin. Kimse üzülmeden güzel bir şekilde 40 gramla da rahat rahat roketinizi açın. Hani bence olabilecek güzel bir seçenek. Hani yani dediğim gibi emin olduktan sonra, bunları kanıtlayıp gösterebildikten sonra hiçbir sorun yok. Teşekkürler. Şimdi birkaç sorum daha var da diğer bölümde mi konuşulacak bilmiyorum. Paraşüt ip boyu, paraşütte perçin kullanma, şok kordonu. Onları en son hepsini birlikte anlatacağım. Şimdi tamam, geleceğiz ona. Başka tamam, bunun dışında ip bağlantısı dışında bir şeyler varsa alalım. Yani barutlu sistemi olup sormak isteyen, işte bu kalibrasyonlar olabilir, servolar, aktüatörler, pyrolar, paraşüt kademeleri. Ben şeyi soracaktım ama bu ray butonları ne zaman gönderecekti? Şimdi dediğim gibi yine biz idari kısımda değiliz. Hasan Bey burada mı bilmiyorum. Yani bu ben dünya şeyi biliyorum. Burada mı? Buradayım. Sen cevap vereyim mi? Tabii abi. Şimdi ray butonlarını geçen sene Roket Sansa Bilgisayar'ın teslim etmiştik takımları ama şimdi malum pandemi bir söz konusu. Onunla ilgili bir plan yapmadık. Aslında tasarımımızı etkilemeyecek seviyede bir şeyse biz alanda vermeyi tercih edeceğiz ama bununla ilgili de ekstra bir gelişme olursa Temmuz sonuna kadar sizi bilgilendirmiş olacağız. Hani bu konuda bir mağduriyete yaşamayacaksınız. Zaten ray butonun hani montajı vesaire sizin şu anda herhangi bir şeyinize etkileyen bir şey değildir diye tahmin ediyorum. Yani son gün alanda bile takabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ama hani aksi daha önce teslim edilmesini gerektirecek bir durum söz konusu olursa o konuda bilgi vereceğiz. Şu an onunla ilgili bir bir faaliyet yürütmedik açıkçası. Bunu nasıl teslim ederiz, nerede teslim ederiz diye.
Anladım. Teşekkür ederim. Bir de bir şey daha sormak istiyorum. Biz prototip test videolarında barut kullanarak testimizi yaptık. Ancak hani alırken böyle kara barut temin ederken biraz sıkıntı yaşamıştık. İşte bu kara barut mu, kara barut ne falan diyenler olmuştu. Hani sesiniz kesildi. Kullandığım şey tam olarak kara barut zorunluluk olduğunda şu an geliyor mu acaba? Geliyor. Evet. Geliyor şu an. Yani kara barut olup olmadığını nasıl anlarız diye sormak istiyorum kısaca. Yani derin bir soru oldu ama çok önemli değil sanırım. Yani siz bunu test edip kullandıktan sonra aynı malzemeyi kullandığınız sürece bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Yani şartnamede olmasa bile. Şartnamede kara barut kullanmak zorunludur diye bir belge geçtiğinde hani biz hani yanlış olmasın. Yani oraya takılmanız ne? Kara barut aslında o enerjik malzemenin bir tanımını yapmak için kullandığımız bir kelimeydi. Kara barut değil başka bir şeydir ama yine bir şeydir. Enerjik malzemedir. Hani o konuda sıkıntı yok yani. Kara barut illaki olacak diye bir şey yok yani. Anladım. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Kayra Roket takımından Fatih. Ben de bir soru sormak istiyorum da. Buyurun. Montaj alanına gittiğimiz zaman biz de pyro bir sistem kullanıyoruz. Barutlarımızı özel bir kapsül şeklinde hazırlayıp geldiğimiz zaman sadece aviyonik bağlantısını en son olarak entegre edeceğimiz bir soketlerle birlikte birleştireceğimiz şekilde getirip orada göstersek, daha sonrasında, daha öncesinde bizim çekeceğimiz videolarla bu ateşleme kısmının kanıtını göstersek. Çünkü barutlu ateşleme kısmında hocam şeyden bahsetmiştiniz. Ateşleme telinin olduğu yeri gösterebileceğiniz şekilde. Hani kanıtlamamız gerekiyor. Hani burası var şu şekilde diye. Biz kapsül şeklinde getirip de o şekilde oradaki görevlilere teslim etsek bir problem oluşturur mu acaba bizim için? Yok, aslında daha da sağlıklı olur bu yöntem. Hani aviyonik bağlantısı son anda, yani o alanda istenen şey şu. Güvenlik önlemi olarak işte son anda sizin motor ve şeyi aldığınız bilinsin. Bütün güvenlik ekipmanlarınızı giydiğinizden emin olunsun. Etrafınızda o önlem alınsın. Buna göre çalışılsın. Aviyoniniz bitirilsin, etiketinizi alın. Hani bu aviyonik güvenlidir densin ve sonra barut alın gibi şartlar var. O yüzden siz bunu kapsül halinde getirip kablo bağlantısını onayını aldıktan sonra yapabilirsiniz. Yani kimse hani şey beklemeyecektir sizden. Barutu gözümüzün önünde dökün değil. Hani montajı onaylanıp öyle yapılsın. Hani kapsülün içine barutu hani açıp koklama, işte bakma falan terminalse geçiyor. O kadar detaya kimse girmez zaten. Aviyoniniz, kablolamanız düzgünse, oturacağı yer düzgünse, kapsülünüzün zaten genel olarak bir problemi yoksa, hani kapsülünüzü girişte roketsan işte yetkililerine teslim edip onayları aldıktan sonra da barutunuzu teslim alabilirsiniz denildiğinde gidip kapsülünüzü alıp hani çok hızlı bir şekilde montajlayabilirsiniz. Evet, hem biz de zaten bu şekilde hem güvenlik açısından hem de montajın da kolay olabilmesi açısından bu şekilde bir çözüm yoluna gittik. Yani güzel bir yöntem olmuş. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sağ olun. Başka var mı arkadaşlar? Merhaba. Ben de bir soru yönetebilir miyim acaba? Tabii buyurun. İlk sene barut konusunda Roketsan'dan bizlere verilmiş atış alanında barut. Şu anda getirmemizde herhangi bir sakınca var mı? Çünkü farklı barutlarla farklı şekilde yaklaşık olarak 4-5 defa deneme gerçekleştirdik. Her barutta farklı bir itki alıyoruz. Barutların tiplerine göre, pul veya toz olmasına göre değişiyor bu olaylar. Kendi barutumuzu getirip aynı şekilde biraz önce belirtildiği gibi kapsülle getirip kullanabilme ihtimalimiz var mıdır? Bir sakınca var mı bununla alakalı? Ben cevaplayayım ama. Evet daha iyi olur. Aslında ilk senede biz teslim etmedik. Biz herhangi bir barut şeyi vermedik size diye hatırlıyorum. Ben de ilk senede sorumlu olarak katılıyorum zaten de. Sizden alınan aslında şeydi, alana sizin getirdiğiniz barutların montaj günü öncesinde ilk saatlerde sizden alınıp en son montajın sonuna doğru size teslim edilmesiyle, yani Roketsan bir barut falan size sağlamayacak. Zaten kendi barutunuzu getiriyor olmanız lazım. Yani bu daha önceki yıllarda da böyle olmadı ilk yıl. Bu sene de öyle olmayacak. Yani Roketsan bir barut sağlama noktasında destek sağlamayacak size. Ben de aynı şekilde aslında söylemiştim ama şimdi bazı takımlardan, yani duyduğumuz kadarıyla söyleyeyim, onlara kara barut Roketsan tarafından verildi falan, fazla bir şeyler geldi, ondan dolayı sormak istedim. Ya tamam, o yanlış bir bilgi. Eğer o nokta aktarılıyorsa öyle bir şey olmadı. Tamam. Peki bir de şey konusunda soracaktım. Ray butonlarını temin edebileceğimiz ekstradan bir yer var mıdır?
yoksa yine atış alanında alabilir, yani sizden mi direkt almamız gerekiyor? Yani Rayburton aslında şey, teknik resmi sizde sanırım paylaşılmıştı. Değilse de onu da paylaşabiliriz, detaylı teknik resmini. Çok basit, herhangi bir talaşlı emanet firmasına üretilebilecek bir şey. Yani bizden almayı beklemeden hani onu da yapabilirsiniz. Eğer ki biz çözemezsek bu temiz şey sorununu. Çok basit bir parça zaten. Teknik resmi size paylaşıldığı durumda siz de kendiniz üretebilirsiniz. Kendiniz de üretebilirsiniz yani. Tamam. Onu Engin Bey'le konuşalım biz toplantı sonra, yani eğitim sonrasında. Eğer paylaşmamışsak, ki ben sanki paylaştık diye hatırlıyorum. Evet, paylaşıldık. Normalde paylaşıldık. Aynen, aynen. Yani bizim size vereceğimiz de o resimdeki resme göre üretilen üründen farklı bir şey değil açıkçası. Tamamdır. Teşekkür ediyorum Hasan Bey. Kolay gelsin. Pardon, sesim geliyor mu? Geliyor, buyurun. Ha, iyi günler. Benim sorum şey, paraşütün çapının hani o deliğin çapını oranının hani ondan büyük olması ile ilgili de, hani ondan büyük olması bize ne gibi bir sıkıntı çıkarabilir? Yani şöyle, büyük olmasını çıkarabileceği sıkıntı aslında çok bir şöyle, yani buradaki durumda şu oluyor. Çok bu durumdan farklı. Yani hani delik olmuşken belli bir oranın üstünde olması isteniyor. Yani dediğim gibi eğer stabiliteyi bu, eğer deliğiniz yeteri kadar büyük değilse hani kolay kolay stabil olamazsınız. Bu kadar aslında. Şey, sesiniz az önce kesik kesik geldi de bir daha tekrar edebilir misiniz zahmet olmazsa? Tamam. Şimdi şöyle. Bu deliğin amacı paraşütün sadece şu kalemle çizdiğim dümdüz sadece tek eksende harekete. Eğer delik olmazsa buradaki yük şu şekilde salınım yapabilir. Hatta bu kalkıp paraşütün üstünden dönüp paraşütü bile kapatabilir rüzgarda veya kısa ipler kullanılırsa. Eğer burada bir kubbe deliği varsa yeterli boyutta, akış düzgünce geçebiliyorsa bu sistem daha stabil bir şekilde aşağı ineceği için bu risk azalacaktır. Buradaki oran da dediğim gibi hani bir kesin bir oran değil yine. Sistemden sisteme her şeye göre değişebilecek bir oran. Bu 10 oranı da şunun için hani belli bir orandan sonra artık bu stabilite sağlanmaya başlandı. Gözlemlenmiş. Oranın sebebi de budur. Hani bilmiyorum sizin sisteminizde belki o küçük oranda çalışabilir. Ama hani o civarlarda bir oran kullanılması, işte arkadaşların dediği gibi %20 zaten oran olarak 5 yapıyor. İşte buna 10 derseniz, buna 2 derseniz 10 bölü 2 5 yaptı. 5 de zaten ondan küçük. Şöyle bir de bir tane biraz tasarımcı ruhlu bir arkadaşın sorusu var da bizim takımdan. Paraşütünlerin üzerine desen gibi bir şey yapabilme imkanımız var mı? Yani ben şimdi paraşütün güvenliğini anlatacağım. Onları sağladıktan sonra işte yani canınız ne istiyorsa yapabilirsiniz bence. Tamamdır. Evet. Teşekkür ederim. Bir sorun yok. Ama dediğim gibi hani en başta da söylediğim gibi hani içinizdeki şeyi anlıyorum. İsteği, heyecanı. Ama hani oraya gelip işte paraşütü açamadıktan sonra üstündeki resimlerin pek bir manası kalmıyor. O yüzden hani ya yaptıysanız, zamanınız varsa zaten ne mutlu size. Hani öbür kısımlara daha çok dikkat etmenizi tavsiye ederim genel olarak. Başka sorular varsa onları da alalım. Yoksa ben biraz size elimdeki, yanındaki parçalardan ipleri, bağlantıları göstereyim. Buyurun. Sesim geliyor. Geliyor, buyurun. Merhaba, ben T-Rocket'ten bağlanıyorum da şu an. Buyurun. Ortamdayız. Biz motorun teknik resmine ulaşamadık da henüz. Bunun nereden ulaşabileceğimiz hakkında bir bilgi vermeniz mümkün mü acaba? Şimdi motorunuz ne? Motorumuz M2150. Yani Sezonin pro38.com olması lazım motorların şeyi. Orada genel geniş bir katalog var. Orada bulabilirsiniz. Anlamadım. Tekrar edebilir misiniz? Hemen yazayım. Motorunuzun markası zaten Sezeroni. Sezeroni'nin de Google'da aratırsanız Sezeroni Technologies diye. Pro38 diye bir web sitesi var. Kendi web sitesi. Bütün ürünlerinin bütün detayları, montaj kılavuzuna kadar herkes, yani bütün takımlar motorlarının şey, Pro38'in direkt bu adreste mi her şey bilmiyorum. Ama motorunuzu detaylı olarak aratıp üreticisine giderseniz, üreticisinin sitesinde dışarıya yani bütün en doğru
en güncel bilgileri bulabilirsiniz. Bir tek şeyden emin, hani kontrol etmenizi söylüyorum. Geçen arkadaş da sormuştu. Sitede bazı eski teknik resimler de hala açık. Sadece baktığınız, yani o motorla ilgili iki tane veri varsa güncel olana baktığınızdan emin olmanız yeterli olacaktır. Anladım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Bu arada bir uyarı daha yapayım. Bir ara bir motoru galiba zaten güncelledik. Biz güncelledik sanırım. Hani şeyi de bir kontrol edin. Opernocket'in kütüphanesi hani program açık kaynak. Bazı insanların işte içeri doldurduğu, yardımcı olmak için koyduğu motorlardan duruyor. Orada bazı motorların verileri çok güncel değil. Hani işte Opernocket'ta 757 milim yazıyordu. Biz 757 milimlik yer yaptık deyip sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız da oldular. Hani o yüzden Opernocket'taki dosyayı bir kontrol etmeniz çok iyi olur sizin için de. Onu güncellememiz için bir paylaşım göndermiştiniz. O şekilde biz güncelledik. Doğrudur, ha, değil mi? Evet evet. Doğru. Ben büyük bir motoru güncellemiştim. Oydu galiba zaten. Evet. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Rica ederiz. Yoksa ben öbür tarafa geçeceğim. İpleri biraz anlatacağım size. Hani varsa alalım şimdi. Şey yapalım. Bağlayalım konuyu. Yok diye düşünüyorum. O kadar da soru geldi. Herkesin şeyi ısınmıştır diye düşündüm. Tamam. Demek ki anlaşıldı diyelim. Çıkalım buradan. Şimdi. Ekran paylaşımını durdurdum. Şey olmuşuz. Şimdi benim kameramı ekranınıza alırsanız çok sevinirim. Tam boy beni alırsanız. Şimdi. Bunları özellikle koymadım. Burada böyle önünüzde anlatmak istiyorum. Şimdi arka plana bir bakalım. Şimdi evet. Şu an arka plansız. Biraz da uzaklaşalım. Şimdi elimde bir paraşüt var. Bundan sonra fotoğraf olarak da yükleyebiliriz. Şimdi. Şuradan. Şöyle. Birinci konu. Paraşütün üzerinden gelen ipler. Biraz bunun üstünden gidelim. Şimdi şeyi konuştuk ya da daha temel başlayalım. Paraşüt kumaşı diyelim. Şurada kumaşım da var. Şimdi şurada bakın görüyorsunuz. Arkasından ben de gözüküyorum paraşütün. Bunlara ripstop kumaş deniyor. Bunların olayı bir delik başladıktan sonra içeride bir tarafında bir noktada bir delik başladıktan sonra şurada küçük kareler olduğu için zaten görüyorsunuz. İnternetten de aratabilirsiniz. Bu karenin etrafından bu deliğin yürümesi zor. Ama bu şu demek değil. Bu kumaş yırtıldıysa bir yerden daha fazla yırtılmayacak anlamına gelmiyor. Standart bir tekstil malzemesine göre bir deliğin yürümesi daha zor. Birinci mevzu bu. İkinci mevzu spill hole'a benzeyen bir konu var. Bunun arkasından beni görebilmenizin bir sebebi de bu kumaşın hava alıyor olması. Bu kumaş komple hava alıp belli bir oranda havayı içinden geçirdiği için yine size belli bir stabilite sağlıyor. Yani zaten bu paraşüt kumaşı olarak da geçer genel olarak. Hani böyle bir kumaş kullanmanızı tavsiye ederiz birinci olarak. Bunlar bir de mukavim kumaşlar. Hani muşambalar kullanılabiliyor. Yine dayanıklılar muşambalar. Şöyle bir sorun var muşambada. Havayı iletemediği ve şeyi bir yırtık olduğunda durduramadığı için bu muşamba kumaşlar parçalanıyorlar. Yani hani küçük bir delikle kalmıyor, büyüyor. Paraşüt kumaşı bu şekilde. Sonra spill hole burada görebiliyorsunuz sanırım elimdeki paraşütte. Burada bakın ipler tekrar geçirilmiş. Bu bir yöntem. Gözüküyor değil mi kimse? Yani düzgün gösterebiliyorum sanırım. Webcam'dan gözüküyor. Doluyor. Aynen. Spill hole'umuz var burada. Şimdi bakın buradaki bir konu da şu. Paraşüt ipleri meselesi var. Şimdi hesapları yaptınız. Şimdi burada bir de dinamik hesap mevzusu var. Yani burada giremedik pek. Çünkü burada roketiniz mesela 200 Newton kuru ağırlığı. Paraşütü ve paraşüt ipini 200 Newton taşıyacak şekilde getiren arkadaşlar oldu. Yani direkt 200 Newton değil tabii. Yine güvenlik katsayılarını koymuşlar. Bazı şeyler eklemişler. Ama hani burada paraşüt açıldığı anda tepe noktasından itibaren o paraşüt dolup bu paraşüt çıktığında, dolduğunda bir şok uygulayacak. Buradaki şoku bulmak da yani en başta bahsettiğim yere dönüyoruz.
Yine sisteminize bağlı. Yine speed hole gibi mevzuya dönüyor. Burada da yine kitaplarda belli başlı değerler var. Bunları da hani dediğim gibi biz farklı farklı kaynaklardan baktığımız zaman belli mertebeler bulduk. Yani siz de bu mertebelere ulaşırsanız ve bunu referanslayıp gösterirseniz hani çok bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama yani dinamik kısmı bence kesinlikle göz önünde bulundurmalısınız. Burada da şöyle hani illa paraşüt roket paraşütü nasıl açılır, kaç, ne kadar Newton kuvvet olur diye değil de işte paraşüt sistemleri. Ya bunların mesela hesabı nerede yapılmış? Zamanında uçak gemilerine inen uçaklar üzerine hesaplar yapılmış. İşte yine Berkay'ın dediği gibi AIAA'da başka yerde paraşüt üzerine çalışmalar paylaşılmış. İşte katsayılar çıkarılmış. İşte kubbe deliğin böyle olunca şu kadar Newton yük gelmiş. Böyle olunca şöyle yük gelmiş gibi. Ve bu şokları bulmuşlar. Bunun üzerinden hesaplar yapmışlar. Burada direkt şey yani hani bu arada hani şu boyda şu Newton yük olur değil. Bunu da parametrize etmişler. CD'nizi koyun, işte V'nizi koyun, D'nizi koyun, hepsini koyun. Buradan işte 1.56 ile çarpın gibi işte kareleri, kökleri, karışık bir formül. Böyle böyle formüller var ve özellikle hani çok yüksek hızlar olmadığı için genelde, çok yüksek katsayılar da olmadığı için bu formüller birbirlerinden fark etse bile siz zaten bu karelerde işte 3. kuvvetlerde, 4. kuvvetlerde çok yüksek sayılar koymadığınız için bir yerde hep aynı sayılara yakınsıyorsunuz. O yüzden bunu hesaplamanızı size öneriyoruz. Zaten öbür türlü çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Devam ediyoruz. O yüzden paraşüt ipine geldiğimizde buradaki paraşüt ipleri, işte elimdekinde kaç tane var? 8 tane sanırım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ipli bir paraşüt. Şimdi aynı hesabı yapıyoruz. Dedik ki şu an örnek veriyorum. Roket 200 Newton. Tamamen örnek veriyorum ama şok yüküm 800 Newton. Ben bu paraşüt tam mı dolacak? Nasıl dolacak? Öbür şeyim gibi yan mı duracak bunu bilmiyorum. O yüzden bir kere bu kuvveti benim 8 ipe bölmem çok mantıklı değil. Buradan da sorun yaşayan arkadaşlarımız oldu. Yani işte 800 Newton ip başı 100 Newton, iplerim 110 Newton taşıyor. Ben bunu bu iplere taşıtabilirim. Sağlıklı bir bakış açısı olmayacaktır. Hani o yüzden bunu da ipler arasında bir daha burayı yaptıktan sonra bir de burada bunun ekstra güvenliğini almanız lazım. Çünkü her an ipler aynı kuvvet binmeyebilir. Sıradan gidiyorum. Sonra. Şurada gelelim. Bir arkadaş şeyleri sormuştu. Buradaki kuş gözlerini sormuştu. Bu ipler buradan delik açılarak kuş gözü deniliyordu sanırım onlara. Bağlanıyor. Burada önemli bir nokta var. Geçen seneler çok arkadaşım başı yandı. Bu delikler şurada birleşim yerine lütfen çok uzak olsun. Yani şöyle biraz içeri alın. Yani bir 5 santim kadar en az ben içeri almanızı öneriyorum. Çünkü çok büyük yük geldiği zaman yırtmak isteyecek bunlar. Ve bu da yine aynı şeyden olacak. Yani ipiniz dayandı belki. Bir tarafına paraşütün yükü yediniz. 3 ipiniz çekti. O 3 bu sefer patladığı zaman diğer 5'ine daha çok yük binecek. Sallanacak şey olacak, yırtılacak. O yüzden bunu içeri alabilirsiniz. Ya da benim elimdeki paraşütte olduğu gibi bunu içeriye doğru, bakın bu devam ediyor. Bu paraşüt de kubbeye kadar dikilmiş. Elimde çok büyük paraşütler de var. 2,5 metrelik. Onlarda da belli bir yere kadar dikilmiş ipler var. İkinci küçük bir nüansımız var burada. Bu paraşüt iplerinin bağlantılarında şurada bakın zigzaklı bir şey var. Dikiş yapısı var. Ben bunu birkaç paraşüt tasarımcısıyla da görüşme şansı yakaladım yurt dışında da. Hani genel olarak ne yapalım dediğimizde önerdikleri şey olurdu. Dikişleri yaptıktan sonra bir zigzaklı şekilde üstünden geçin. Çünkü yine dediğim gibi çapraz yükler oluyor, başka şeyler oluyor. Bu ekstra zigzaklı şeyler, yani dikişler, bu yırtılmalarda, kopmalarda o şoku yedikten sonra hani son bir şeyle üstünde kalmasını sağlayabiliyor. O yüzden böyle ekstra dikişleri size tavsiye ederiz. Bu arada bu paraşütler zaten bir komando paraşüt indirme birliğinde dikilmiş paraşütler. Hani biz dikişin hani bizim tarafımızdan yapılmadı. O yüzden hani gönül rahatlığıyla da gösteriyorum. Onun dışında bakın buralar hep çift kat bağlantı yerleri. Üzerlerinde dikişleri var. Yani mümkün olduğu kadar güvenlik. Yine bakın speed hold'e bile mesela çok gerekli bir şey değil bu. Profesyonel paraşüt dikiciler yani bunlar hani bu paraşütü diken insanların diktiği paraşütlerle insanlar iniyor. O yüzden bakın speed hold'un olduğu yerde bile bir daha bu zigzaklar yapılmış. Bir daha burada katlar var. Bunlara dikkat etmeniz lazım. İkinci bu sefer güvenlik değil daha pratiksel. Aslında bir yerden sonra güvenliğe bağlanacak bir konu var. O da bu ipleri tutarken
saklarken, taşırken benim tavsiyem, şu an yanımdaki 2,5 metrelik paraşüt öyle. Bütün ipler birbirine girdi. Yani alalım bir tane. Berkay verdi bana şimdi. 24 ip mi ne var burada? Yani kocaman paraşüt. Bunlar şu an iç içe. Ben bunları şu an ayırmaya kalksam size yayında 10 dakikamı alır. Alanda, açık alandasınız. Toz var, kum var, başka şeyler var. O yüzden bunu bir kere sürekli kağıt bantla, gri bantla bağlamanızı tavsiye ederiz. İki, bakın zaten bunu böyle saklamışız yıllar önce. Buraları böyle güzel, yani bu şey düğüm değil, son düğüm değil. Ama bunu düğümlemek istediğim zaman ben bir kere bu ipi düzgün çekmem lazım. En azından şuraya kadar. O yüzden ben bunu önceden düzgün çekmişim. Buralarını bantlamışım ki kullanacağım zaman şurası en azından düz biliyorum. Bunu güzelce bağlayabileyim. Bunlar şey, yani yarışmada saatlerce paraşüt ipiyle uğraşan arkadaşlarımız oldu. Çok basit konular. Sağlam olmasına rağmen uğraşan arkadaşlar bu arada bunlar. Sağlam olmayan konular da oldu. Şimdi devam ediyorum. Başka ne var? Bakalım büyük paraşütte farklı bir dikiş tekniği görebilecek miyiz? Yine spil olun üstü denilmiş. Zigzaklı bağlantılar var. Yani paraşüt üzerindeki genel kısım bu. Ha. Bir kısım da şu aslında. Küçük paraşütte daha rahat gözükür. Şu parçalık şeyler aslında yapı. Sadece renk için, başka bir şey için değil. Bu da aslında sizin hem CD'nizi etkileyen bir şey. Geometriden dolayı paraşütte olduğunda nasıl bir şekil alacak? Buna etkiliyor. Aynı zamanda size az önce bahsettiğim gibi eğer bir yırtılma durumu olursa, bu yırtılma bu parçaya rağmen ilerleyebiliyorsa bile şuradaki kısımdan sonra bunun öbür kumaşa geçmesi daha zor olacak. Çünkü artık başka bir kumaş var. O yüzden arada bir kumaş değiştirmeniz, bunları işte belli bölgelerde burada üst üste dikmeniz. Bakın şuradaki aslında üstteki kumaş beyaz köşedeki. Altta turuncuyu tekrar görebiliyorsunuz. Yani burada iki kat tekrar üst üste dikilmişler. Böyle şeylerin de hani küçük küçük detayların büyük önemi olacak size. Başka şimdi çok koordine mevzusuna gelebiliriz. Yani karışma mevzusu gerçekten önemli. Ben az önce düzeltip yanıma koydum. Şu an ben bile zorlanıyorum burada. Büyük bir parçadan göstereyim. Aslında şimdi güzel bir şey buldum. Bu eski bir şok kordonu. Ben bunu 2016 yılında Amerika'da satın aldım arkadaşlarımla. Yani yırtıldı bu mesela zamanında. Kocaman kordon. Çünkü bu iş için yapılmamış. İşte ağırlık marlık taşımak için. Yani şeye dikkat etmeniz lazım. Yani biz bunu o zaman test ortamımız vardı. Test ettik. Yırtıldı. Kullanamadık. Yani o yüzden şunu öneriyorum. Bakın yani bu kocaman bir kablo var burada. Yani büyük ihtimal araba çekeriz şu an bununla belki. Böyle gözüküyor ya da. Hani sizi görünüş yanıltmasın. Ondan daha kaliteli bir kablo bu önümdeki. Bakın biri bu. Biri bu. Yani hani alanda bazen çünkü böyle şey konuşuyoruz. Sözde kalıyor görüşmeler. Yani bu gördüğünüz ip çok çok yüksek yüklere maruz kaldı. Yani bir arabanın arkasından çok yüksek yükleri de çekti. Bunların hepsi kullanılmış şeyleri getirdim o yüzden özellikle size. Hani çok tehlikeli testler yapıldı bununla, size de öyle söyleyeyim. Yani 200'le giden arabanın arkasından paraşüt açtı bu ip. Bu ip o ip. Hala duruyor. Yıllar boyu ülkeler arası gitti geldi. Şu an yanımda. Yani burada şuna bakın. Kaliteli, güzel bir ip. Yani bu pahalı bir şey değil bir de. Benim söylemek istediğim nokta burada. 100 metre almıştık zamanında. Tam dolarla satılıyordu belki. Metresi 4 dolar, 5 dolar bir şeydi. 100 metre almak zorunda da değilsiniz. Hani yani buradaki takımların arasında çok güzel şeyler var, onu da biliyorum. Yani muhabbetler var, görüşüyorsunuz. Hani 100 metre bir yerden sipariş edip 20-20-25 takım bunu bölüşebilir. 100 dolar oldu. Yani bu ipi alıp tekrar kullanırsınız yani 20 metre ipi. Yani bunun üstünde çok duracağım şimdi. İkinci bir konu daha geleyim size. Yani düğüm konusu. Alanda bazı arkadaşlar işte düğümlerle ilgili sorunlar yaşadılar. İşte. Şimdi bakın burada bir düğüm var. Ben bu düğümün adını bilmiyorum. Sizle açıkça konuşayım. Yani ben de düğüm atacağım zaman ya da arkadaşlarımla düğüm atacağız zamanlar giriyorduk. Güzel düğümleri inceliyorduk. Yani günlük yaptığımız bir iş değil işte. Tekneniz, yatınız yoksa bu işleri yapmıyorsanız hani kimse o kadar bilmiyor, izci kampçı değilseniz. Buradaki düğüm de mesela orta zorlukta bir düğüm. Tam şeyini anlatamayacağım şu an size.
Hani biz de zaten alanda sizden de şey beklenmiyordu. İşte şu düğümlerden birini mi attınız değil. İki konu var. Bu düğümü aslında burası yapıştırıcıdır yani. Attığınız zaman düğümü attıktan sonra siz bunu çektiğiniz zaman bu düğümün sıkılaşması lazım. Ben bu ipi çektikçe sıkılaşacak. Bu düğümün gevşememesi lazım. Bir sürü düğüm var. Ben size bu doğru bu yanlış demiyorum şu an. Bakın benim elimdeki düğümlerde bir şey görüyorsunuz bir de. Hepsinin etrafı kaplı. Bu da bir güvenlik önlemi. Bunu alanda arkadaşlar size yaptırttı bazen. Bazen de işte hani arkadaşların hani yapan arkadaşların morali bozuldu. Bununla niye uğraşıyoruz, bütün sistemimiz şey oldu diye. Yani düğümünüz güvenli gözükmüyorsa ki hani çoğu ekibin düğümünün kendisine de ben güvenli gözüktüğünü düşünmüyorum. Hani açıkçası işte kendimizden de söylüyoruz hani bunları biz zamanında kullandık da. Yani bu düğümü de ben önceden çok defa kullanmadım. YouTube'da belki çok böyle güzel bir düğüm olarak anlatılıyordu. Ama ben geldim bunun üstüne kaliteli bir epoksi döktük. Biz bunu kuruttuk. Yani bu çalışmış bir şey. Epoksisi de parçalanmadı. Bu şu an bu ip buradan kayamıyor. Ben bunu buradan çözemiyorum. Bu zaten son aşamalarda genelde yapılması gereken bir şey. Hani bunu biz size öneriyoruz. Eğer çok iyi düğüm atıyorsanız, düğümünüzü iyi biliyorsanız ve zaten arkadaşlar burada şey yapmıyor açıkçası. Hani ipinizi sorguluyorlar. Paraşütünüzü sorguluyorlar. Evet ama hani düğümünüzde siz ben bu düğümü biliyorum. Bu işte çektim sıkılaşıyor. Ben düğüm atmayı biliyorum derseniz hani orada artık kimse size zaten çok fazla tartışamaz. Eğer her şeyinize güvenildiyse ve orada sizin bir düğümünüz varsa hani o artık kimse düğüm uzmanı değil. Hani onu söyleyeyim. Eğer siz ama iyi bildiğinizi düşünüyorsanız buna bir günde bir buçuk saatinizi ayırıp baktıysanız yani yamaç paraşütünde kullanılıyor, yapmışsınızdır, yatta, teknede, başka işlerde. Hani düzgün düğümler var. Biliyorsanız, bunu yaptıysanız, bunun gibi, mesela burada da epoksili değil, kullanabilirsiniz. Yani bir sakınca yok. Pardon, ben bir şey sormak istiyorum. Tabii tabii. Gelin arada sorun, iyi olur. Geçen sene biz bu paraşütleri düğümledikten sonra bize epoksilettirmişlerdi. Sonra Roketsan'dan bir mühendis gelip bize demişti ki, bu epoksi sürdüğümüzde düğümler gevrekleştiği için ani yüklerde yani şok yüklerinde sorun olabileceğini söylemişlerdi. Yani bu sene yani bunun tam olarak çözümü nedir onu sormak istemiştim ben. Aslında çözümü şu. İpinizin çok yüksek katsayıda seçmeniz. Yani benim önerebileceğim şeyde haklısınız yani. Bu şu an gevrek yani ipin normalde bir payı var. Belli bir yükten sonra bu biraz daha esneyebiliyor. Şu an benim elimdeki düğüm noktası esneyemiyor. Bu konu doğru. Yani bunun işte iki çözümü var aslında. Ya cidden çok güzel bir ip kullanıp ya ben hani açıkça söylüyorum bu zamanda işte 3-4 yıl önce benim kullandığım bir ip. Hani bizim düğüm üzerine o kadar çalışacak zamanımız şeyimiz olmadı. Biz bunu kaliteli bir ipimiz de olduğu için bu şekilde tercih ettik. İkinci seçenek ne olur? Siz böyle çok güvenli bir ip bulamıyorsanız düğüm üzerine biraz zaman harcarsınız. Bunun mukavemetini düşürmeden bu şekilde yine devam edebilirsiniz. Dediğim gibi eğer siz ben düğümüme güveniyorum, ben bunu epoksi sürmeyeceğim, çekin, bakın diyebiliyorsanız zaten kimse sizden istemez. Ama eğer işte böyle 1.2 kat sayısıyla bir ip getirip ona epoksi attıysanız evet orada zaten biraz sıkıntı olmaya başlıyor. Merhaba, ben de bir şey sormak istiyorum ama. Tabii. Parakortla ilgili, bu paraşütten gelen ipleri, o parakort olarak adlandırdığımız iplerle ilgili. Hani dediniz ya eğer mesela 800 Newton çok kuvvetiniz var ortada. İşte benim her ipim 100 Newton'a dayanıyor. O zaman bu yeterlidir. Bu görüş yanlış dediniz ama o halde bizim seçeceğimiz her ip eğer 8 Newton'a dayanacak şekilde olursa paraşüt hacmi inanılmaz artıyor. Evet. Zaten burada bir orta yola gidiyor olay. Hani her ip 100 Newton taşırsa mantıklı değil ama hani yarı yarıya kadar yani şu an dediğim gibi bunlar deneysel işler tamamen. Sizin de denemeniz gerekiyor. Güvenlik katsayılarını yüksek tutmanızı tavsiye ediyorum. Yani bakın buradaki ip de ince bir ip. Öbür paraşütümün kalın paraşütüm var. Bakın paraşütten paraşüte bu ipin değişmesi lazım zaten. Benim çok kordonum aynı. Paraşütümün kumaşı aynı. Dikişlerim aynı. Ama paraşütün ipi değişiyor. Neden? Her paraşütün yediği kuvvet bir yerden, maruz kaldığı kuvvet bir yerden sonra değişiyor. O yüzden hani parakortlarda da yani 2 üzeri katsayı, 2 zivar üzeri katsayıları kullanmanız yani bence yeterli olabilecektir sizin için ama tabii doğru paraşütü güvenlik katsayısıyla hesapladıktan sonra yükü böldüğünüz zamandan bahsediyorum şu an. Burada hani her biri 800 olması zaten bir ipe binemez ama paraşüt yarım açılıyor, yamuk açılıyor.
8 ip, 3'e 5, 6'ya 2 bilmiyorum. O tarz dağılımlar olabilir. Hani yani buradaki şey şu. 800 Newton örneğinden görüşüyorduk yine. Hani 2 ip açılamada iyi bir durum. Hani olabilecek bir durum. E, ip başına bu sefer ne geldi? İşte 800 bölü 6 Newton geldi. Çok küçük bir anlık bir şeyden sizin buradaki iplerinizin, 6 ipinizin kopması hani üzücü bir olay. O yüzden hani daha böyle nasıl desem uygulanabilir bir bölgede kalmak herkes için iyi olabilir. Hani iki kat sayısıyla gelmiş olsak biz alana bu yeterli olur değil mi yani? Minimum ya, iki. Mantıken öyle duruyor evet. Hani direkt böyle sistem üzerinden bir şey söyleyemiyorum ama hani hı-hı, kesinlikle 800 Newton. İşte biz buna 1.2 katsayı koyduk. İşte sistem katsayısı ayrı tabii de hani ip başı bunu koyduk dediğiniz zaman hani belki şeyde manalı. Bu çok kordonunda bu biraz manalı. Çünkü yükü tek başına bu taşıyor burada. Hani evet. Ben bunu test ettim. Hani bu da kaliteli bir kordon. Ben de her şeyimi katsayısıyla hesapladım işte. 1000 Newton yiyor. Bu da 1200 Newton'u çok iyi taşıyabiliyor. Bu bir yerde biraz mantıklı evet. Ama paraşüt ipinde farklı bir mevzu oluyor. Hani ben de zaten yayında özellikle paraşütü getirip böyle koyup anlatmak istememin sebebi bu. Anladım. Teşekkür ederim. Ama hani geçen sene alanda şöyle bir problemle karşılaştık. Tüm yük bir ipe binerse denildi. Ve o ip, biz o ipi değiştiremediğimiz için yani değiştirdik. Ama bu sefer hacmi arttığı için yani roketi kapatamadık ve elendik. Hani yine bu sefer de bu sene de böyle bir olayla hani hadise yaşamak istemiyoruz. Onun için biz ipin çekme deneyini yaptık. Daha sonra bu yiyeceği dinamik yükü zaten durak paraşütü açıldığında herhangi bir dinamik yükleme hani göze değecek kadar böyle hani kale alınacak kadar bir şey değil. Bir dinamik yük oluşmuyor. Ama ana paraşüt açılırken hani belli bir hızda iniyor. Hani 20 mesela 25 metre bölü saniye hızdan bir anda 9 metre bölü saniye indiğinde işte şişme süresine böldüğümüzde oradaki şeyi buluyoruz. Hmm, yani evet. Dinamik yüklemeyi buluyoruz. Hani o şekilde hesaplarımızı yaptık. Ona göre de bir ip seçtik. Onu ipin de çekme testini yaptık, gerçekleştirdik. Biz o ipimizi alana geleceğiz. Bu hesaplamalarımızı ve çekme testini sonuçlarını koyduğumuzda herhangi bir problem yaşar mıyız yani? Hayır yaşamazsınız. Bu arada hani araya da gireyim. Şey için söylemiyorum. Sadece sizin özelinizde söylemiyorum. Hani hı, eğer öyle tek ipe, iki ipe, üç ipe biner mi gibi şeyler size sorulduysa hani genelde o paraşütün de çok dayanılmayacağı düşünülmüştür demek. Yani paraşüt üzerindeki şeylerden, dikişlerden de kaynaklı olabilir o mevzu. Anladım. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel. Yani bizim hani burada konuştuğumuz mevzu paraşütümüz tam. Sadece açılma anındaki durumundan dolayı iplerin hepsinin aynı anda çekilememesi mevzusu. Ama zaten kopma durumlarını eğer buradaki dikişleriniz de yeteri kadar iyi değilse o zaman zaten işler karışmaya başlıyor. Hani diğer arkadaşlar için de buradaki az önce arkadaşımızın anlattığı şekilde ilerlediyseniz doğru bir yol gibi duruyor burada. Bu şekilde hani devam edebilirsiniz. Sağ olun, teşekkürler. Rica ederim. Başka sorular var mı şu anki kısımlarla ilgili? Ben bir soru sorabilir miyim? Şok kordonu. Tabii buyurun. Geçen sene atış alanında bize şok kordonun uzunluğuyla ilgili şok kordonumuzun kısa olduğu, yanlış hatırlamıyorsam oranı çok net değilim ama 3 civarında roket boyuna göre bir uzunluk. Yok. 1.5-2 arası genelde isteniyor. Yani o civarda bir şey söylenmişti. Bu yine evet, öyle bir kısa. Evet, evet, herkes için bunu şimdi söyleyelim yani. Yine bu şeye dönüyor. Yine her şey birbiriyle bağlantılı. Bir kere bu iplerin düzgün açılması yani bu paraşütün tam olarak çıkabilmesi, yükün dik bir şekilde gelebilmesi, paraşütün dolabilmesi, işte paraşütün inerken sallanmaması gibi payload'u rahat bırakabilmeniz bir sürü şeyi etkileyebilecek bir konu bu. O yüzden hani roket boyunun 1.5 katı güzel bir oran. Onun üstüne de çıkabilirsiniz. Altına inmenizi hani hiçbir takıma, hiç kimseye yani önermiyoruz. İnmeyin lütfen. Yani yapmışken hani zaten o ip, bu kordonu yani böyle güzel bir kordonunuz varsa bunu bir metre fazla sarmak bir alan kaplamayacaktır size çok fazla. Peki bir soru daha sorabilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi biz geçen sene epoksiyi bu yine düğümlerimize atmıştık ama atış alanında attığımız için tam kurumamıştı ve paraşütlere bulaşmıştı bir kısmı. Evet. Bunun aşamaması için biz önceden epoksiyi sıkıp mapaya bir sabitleme yapıp geldiğimiz takdirde herhangi bir şekilde atış alanında sorun yaşar mıyız? Şöyle yapayım, hatta biraz geriden alayım. Az önceki arkadaşın da dediği gibi. Eğer düğüm, yani şeye dönüyorum. Eğer güzel bir düğüm atmayı öğrenip gelirseniz, şu an hani herkesin de zamanı var. Hiç epoksi sürmeden o düğümü de atıp, zaten kimsenin gözünün önünde düğüm atmanız gerekmiyor. Yani bunun iki ucu var işte. Böyle gelip ben bunu kullanacağım diyebilirsiniz. Ya da yine hani bu ipim biraz daha benim kat sayılı, ben buraya epoksimi de sürdüm, ben bunu bir ay önce de sürdüm diyebilirsiniz. Gelip kullanabilirsiniz. Hani
Hatta bütün arkadaşlara rica ediyorum. Yani şey zaten öbür yarın da bahsedeceğiz. Alana yapıştırıcı getirmeyin bile. Hani ihtiyacınız o kadar olmasın. Öyle diyeyim size. Hani yapıştırıcıyı getiriyorsanız yani hani takım çantanıza falan bir şey olursa diye getirin. Roket üzerine yapıştırıcı getirmeyin. Yani. Öyle diyeyim size. Hiçbir yerde tamam. Kullanmayın da. Hani bütün arkadaşlar yani bunu seçiyorsanız önceden yapın gelin. Öbürünü seçiyorsanız önceden yapın gelin. Yani hani zaten şimdi konuyu da bağlayayım ben buradan bu sorunun üzerinden. Nerede? Quick linkim vardı benim burada. Bulmaya çalışayım bir dakika. Buradaydı. Burada tamam. Şimdi zaten biraz İngilizcelere döneceğiz. Bu şimdi mapanız. Zaten çartnamede fotoğrafı var. Bunun da sebebi şu. Yine yükler doğru gelmezse bunlar açık çengel şeklinde olabiliyor. Bu parça, açayım bunu. Bu parça dövme değilse ve açıksa sünekliğinden dolayı yamulup eğrilip ipin içinden kaçmasına sebep olabilir. Dövme çeliğin önerilmesinin bir sebebi de budur. Bundan dolayı bu mapayı siz sisteminize bağlı şekilde getirebilirsiniz. Paraşütlerinizi de katladınız, çantaladınız, bütün bağlantılarınızı yaptınız, getirdiniz. Hani aslında en ideal sistem şu. Bu şu an benim roketimin ayrılma sistemi. Bir de işte fotoğrafını koymadım. Öbür bir eleman. Quick Link diye geçer. Türkçesi karabinaydı sanırım bunların. Dağcılıkta da kullanılıyor. Yani Quick Link çok iyi bir kelime. Hani hızlı bağlantı direkt düşünebilirsiniz. Siz epoksinizi yaptınız bakın. Düğümünüz var. Quick Link'in üzerine yapmışsınız. Bu da bir seçenek. Bu burada duruyor. Hazır. Paraşütünüz de katlı bunun ucunda. Getirdiniz, hakemlere gösterdiniz. Paraşütünüzü tekrar katladınız. İpleriniz de bantlı zaten. Yani 10 dakikanızı falan aldı bu süreç. Ayrılma sisteminiz burada. Bunu buradan getirdiniz. Şunu sıktınız. Paraşüt montajınız biter. Hani sizden aslında zaten alanda yapmanız gereken işlem bu kadar olmalı. Yani eğer bunu bu şekilde quick link getirip ya da işte başka parça getirip bu şekilde kullanabiliyorsanız yani bir tane quick link en azından hani her sistemde bence olmalı. Olmadan da yapabilirsiniz. O güzel düğüm atmayı öğrenmişsinizdir. Gelip orada atarsınız ama hani içerideki bir parçaya montaj yaparken şu parça çok mantıklı bir parça. Onun için az önce gösterdiğim parçayı anlatayım bir de. Buna da fır döndü deniliyor. Swivel diye de geçer. Bu da şu. Aslında az önce anlattım işte. Roket paraşütün altında duruyor. Buradaki paraşüt stabil olmayan hareketler gerçekleştirirsek ki bir de paraşütün yüzey alanı farklı, roketin yüzey alanı farklı. Rüzgardan dolayı farklı davranacaklar. Bakın ben alttaki ipi çeviriyorum. Üstteki ip dönmüyor. Bu momenti kesiyor. Roket döndükçe birden bazen hızlı dönebiliyor. Bu sefer sizin buradaki paraşüt ipleriniz şu şekilde burulmaya başlıyor. Buruluyor. Geliyor bu sefer paraşütünüzü sıkıyor. Burada bu sefer bir moment birikiyor. Bu sefer terse dönmeye başlıyor. Bu sefer tehlikeli bir şekilde roketiniz iniyor. Hani şundan da sisteminizde en azından şok kordonuna inerken ya da paraşütlerin sonunda birer tane kullanmanızı tavsiye ederiz. Hani hatta bunu da şiddetle tavsiye ediyoruz. Burada da yine bağlantısını ipini önden bağlayıp getirebilirsiniz. Ya da quick linkler kullanabilirsiniz. Yani şey daha mantıklı olabilir. Yani sistem ağırlığınıza da bağlı. Ne durumdasınız bilmiyorum. Hani mümkün olduğu kadar quick linklerle iplerinizi bitirip quick linkleri iplere bağlayıp bağlantılarda sadece quick linkleri sıkıp işi bitirebilirsiniz. Yani hani burada ip bağlamak yerine ipler ayrı taşınabilir. Bu ayrı gelebilir. Hani bunlar biraz size kalmış sistemler ama hani en azından bir fır döndü. Bir mapa, minimum bir quick link hani sisteminizi bayağı kolaylaştıracaktır. Buradan da bir konuya daha geliyoruz. Sistem tasarımı yapılırken bu parçalar da ihmal ediliyor. Yani yine alayım elime de. 274 gram falan bu parça. Sonra quick link 70 gram. Şu 40 gram falan da. Yani bunlardan da bazen paraşüt sisteminizde karışıksa 5'er 6'şer tane kullanıyorsunuz. 1 kiloyu bulabiliyor. Hani bunu da hatırlatmak istedim size. Yarın Operocut'ta biraz mekanik anlatırken orada da üstüne dururuz. Ayrıca bunları, paraşüt ipini nasıl yerleştirdiğiniz de ağırlık merkezinizi çok etkiliyor. Bundan dolayı da bu ağırlık merkezi farklarından dolayı da
roketinizin uçuşu çok etkileniyor. O yüzden hani paraşütün düğümü, bağlantısı, ip nasıl duracak, nasıl çıkacak, nerede, nasıl konulacak, hani bence mekanik olarak en çok üzerinde çalışmanız gereken konu. Hani bunun üzerinde şu an iyi de zamanınız var. Yani benim hani tavsiyem enerjinizi buraya harcamanız yönünde. Sorular varsa şimdi hemen malzemeler de yanımda. Size anlatabilirim. Ben herhalde... Benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Şöyle, siz şimdi iki çeşit kordon, yani biri kordon biri ip olacak şekilde iki çeşit çok kordon kullanabilirsiniz dediniz. Barutla ayırma sistemi kullanan biri için o ip sanki biraz tehlikeli olabilir mi? Onu söyleyecektim. Yanıp kopabilir mi? Bu mümkün gibi geldi bana. Bunun için ne diyebilirsiniz acaba? Bir tavsiyede bulunabilir misiniz? Yani az önceki kısımda ilk dersin başında anlattığım gibi araya kumaş koymak bir seçenek. İkinci seçenek hani yanmaz kumaştan bir kılıf alıp bunun mesela bir ilk bir metre kısmına, etrafına bu paraşütün içindeki ip gibi. İp buradan gibi. Yani evet, yanmaz kumaştan bir, yani yanmaz malzeme aslında. Kumaş da olmak zorunda değil. Hani yanmaz bir malzeme kaplamadan. Yani çünkü barut patladığı anda kısa bir yanma gerçekleşecek orada. Önemli olan alevin değip burayı tutuşturmaması. Ki şu an takmak yok yanında da. Bu ipte mesela şey tutuşmuyor. Üzeri kararıyor genelde. Hani buna da dikkat edebilirsiniz. Yani iyi bir soru sordunuz. Özellikle o bölgede kullanacağınız her şeyi yapabilirsiniz. Yanmaz ip belki olabilir diyeceğim ama hani bu kadar şeyi kaldıracak bir de yanmaz olacak diye bir şey arayıp bir şey bulmanız da zor olabilir. Hani çıktısı ulaşılması çok zor. Evet evet. O yüzden hani hem zaten yüksek yük taşısın, rokette hafif olacak, bir de yanmaz olacak. İş gittikçe daralıyor bir yerden sonra. Hani daha böyle zaten tek yanmamasını istediğiniz için roketin içinde kalan kısmına ince bir kılıf dikip, ince bir malzemeyle kaplayıp ağırlık da oluşturmayacak şekilde bu işi çözebilirsiniz bence. Hani zaten barut veya yanan malzeme kullanan bütün arkadaşlar bunu yapmalı ya da şu elimdeki paraşüt kumaşı gibi parçalar yanmaz kumaştan alıp rokette aradan geçirebilirsiniz bunları. Alevin ilerlemesini engelleyebilirsiniz. Zaten çok kısa bir parlama olacak. Hani yani ideal bir sistemde. Bunu engellerseniz yani sonra üzülmemeniz için güzel olur. Çünkü güzel kaliteli bir paraşüt bile kullansanız o alev üzebilir sonra size. Evet, anladım. Çok sağ olun. Rica ederim. Arkadaşlar varsa başka sorular devam edebiliriz. Hani ben bir soru sormak istiyorum. Tabii tabii, buyurun. Roketin teorik hesaplanan kütlesiyle gerçekte uyguladığında üretimden sonra kütlesi arasındaki fark ne kadar, toleransı ne kadarına müsaade ediliyor bunun? Ben onu öğrenmek istiyorum. Şimdi şöyle, biraz karmaşık bir konu. Şimdi alanda mekanik hakemleri sizi bir denetleyecek ama asıl bunun denetimi daha çok aerodinamikte olacak. Aerodinamikte neden olacak? Yani aslında hani roketin kütlesini tutmaması orada hakemleri belli bir ölçüde ilgilendiriyor ama bizim alanda, yani paraşütte hani şey, yani paraşütünüzün çapı doğruysa baktığınız zaman hani tamam olması lazım mantıken. Ama alanda yapılan işin çoğu oradaki güvenlik. Paraşüt kontrolleri, bu düğümler, diğer konuların çoğu güvenlik için yapılıyor. Güvenlik için de roketinizin stabilitesi kontrol ediliyor. Eğer stabilitenizde bir farklılık varsa bu zaten hani yine not olarak yazılıyor. Stabilitenizi düşüren tehlikeli değerlere, yani 1.5-3 aralığından çıkaran bir değer varsa uçamazsınız. Hani onu söyleyeyim, o şu ana kadar hiç istisnası olmadı. 1.45'te de bir takım uçmadı yani. Hani onu da söyleyelim. İşte daha yüksek üst limitin üstünde de kimse uçmadı. Onun dışında sanırım hani tasarım uygunluğundan değerlendirilirsiniz gibi geliyor. Şu an hani tek başıma burada bir şey söyleyemem. Hani bağlayıcı bir şey de söyleyemem. Belki Hasan Bey'in bir fikri vardır ama hani burada hani temel kriter stabilite kontrolünden geçmeniz. Ve stabilite kontrolünde de hani şu ana kadar verdiğiniz bütün beyanlarda kontrol edilerek hani uymuş mu uymamış mı, bu da görülecek yani. Hani onu da bilin. Bunun da bilgisini paylaşalım. Anladım. Bir soru daha sormak istiyorum. Paraşütte optimum ip boyu ne kadar olmalıdır? Bağlandığı yere kadar. Roketin içine bilir. Kadar mı? Yoksa? Hayır. Paraşütten çıkan iplerin bağlandığı yere kadar ki kısım. Biraz böyle şey gibi olacak ama hani hep 1.5, 1.5, 1.5. Burada da genelde paraşütün çapının, yani en azından paraşüt çapı diyeyim veya biraz daha fazlası iyi olur.
Anladım, teşekkür ederim. Yani 1.5 hani burada değil, genelde şok kordonunda 1.5 denilir. Ama hani ben elimdeki paraşütlerden de inceledim, gördüğüm diğer paraşütlerden de inceledim. En azından bir roket çapı bırakılıyor. Size de hani onu tavsiye ederim. Pardon, roket çapı dedim, kusura bakmayın. O paraşütün kendi çapı kadar. Yani bu paraşüt 0.9 metre. Bu da işte 1 metre civarı yine bir ipim var önünde. Başka sorumuz varsa benim alırım. Benim sorum buyurun. Şöyle hani paraşütlerin iplerinin hani çapları artınca birazcık zor sığıyorlar da rokete. O yüzden hani en minimum hani ne kadar olmalı, ne kadar önerirsiniz diye bir soru sormak istiyorum. Yani burada şeye dönecek iş, hani işlevi önemli. Yani dediğim gibi bakın buradaki kablo yani 3000 Newton'ları falan defalarca taşıdı. Hiçbir deformasyonu yok. Yani bu hani bu yanına yaklaşamıyor. Burada hani düzgün kaliteli bir kablo kullandığınız zaman bir sorununuz kalmayacaktır diye düşünüyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim. Yani yine yanımda öbür şey de var. Bu kalın ya. Bu paraşüt insan indiren sistemin paraşütünün ipi. Şuradaki ip. Hani düzgün bir ip temin edebildiğiniz zaman hani şu iplerle iplerin olduğu paraşütle insan inebiliyor. O yüzden hani doğru kabloları aramanız lazım diyeyim. Hani işiniz de kolay değil evet ama Türkiye'de rahatça bulunuyor aslında. Her yerde yok. Dışarı çıkınca bulamıyorsunuz. Ama birkaç tane büyük tedarikçi var Türkiye'de. Sesim geliyor mu? Ben de bir soru sorayım. Geliyor. Bir de küçük bir öneri yapayım. Hani buna en yakın günlük hayatta bulabileceğiniz iplere dağcılık üzerine olan iplerden de temin edebilirsiniz. O ipler de insanlar üzerlerinde taşıyor. Hem biraz hafif hem güvenli. Öyle de yönlendirebilirim belki size. Buyurun, sizin Süpernova'nın galiba sorusu vardı. Alalım onu. Evet, arkadaş da az önce sordu. İpin hacmi arttıkça yerleşmesi biraz daha zor oluyor diye de. Biz prototip için bir ip kullandık. Zıpkın ipi diye geçiyor ama çok ince olmasına rağmen mukavemeti bayağı fazla. Herhalde böyle bir şey önerir misiniz? Yani dediğim gibi bir test etmeniz lazım. Ama hani ben size şey de söyleyeyim. Yani moralinizi bozmak için söylemiyorum. Geçen sene alanda bir ekip işte bunun çok ince bir şey vardı. Çelik halatı vardı. Ama hani inceydi. Yani biz bunu taşımayacağını düşündük. Arkadaşlar da roketin ağırlığını taşıdığını söylediler. Biz orada biraz hani bir düşünmeye başladık. Böyle olmaması lazım dedik. Yukarıda tenteler var. Önceden yarışmaya gelen arkadaşlar vardı. Hani dedik ki bunu üstünden bağlayıp hani en azından bir insanı taşısa işte hani roket ağırlığının iki katı gibi bir şey yani. Çok çok basit. O yani iki hani daha fazlasını taşıması lazım kesinlikle. Hani arkadaşlar denedi böyle koydular. Ya onu deneyen hakem arkadaş o zamanlar 70 kilo bile değildi. Asıldı ipe, ip koptu. Yani çelik tel koptu. Hani siz en basit testleri hani yani bir şekilde bunu hani güvenli bir test değil ama hani en azından bunları bir şekilde denemeniz lazım. Yani çekme testine gidemiyorsanız bir ağırlık asıp bir şey asıp hani ipi en azından öyle denemesi bir yerde kolay. Deneyip bunu görmeniz lazım. Hani zıpkın ipi ya da şey yani böyle bir özel bir üretim bir şeyse bir kağıdı varsa benim önümdeki ipin var mesela. Hani bir kağıdı bir data sheet'i varsa oradan bakıyorsanız güvenilir bir ürünse tamam ama hani işte ona göre bir ürün alıp Karaköy'den, çarşıdan, pazardan bu işte şu ipi, bu ipi, bu işe yarar çok her zaman sağlıklı olmuyor. Hani dediğim gibi bütün emeğinizi o ipe emanet edeceksiniz. Mümkün olduğu kadar deneyip, test edip, öğrenip gelirseniz sizin için iyi olur. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Arkadaşlar var mı başka? Paraşütlerimiz hani yanımızdayken buradan gösterebiliriz bağlantılarımızı. Ben daha farklı bir soru sormak istiyorum da. Bu toplantı kaydediliyor mu acaba? Hani paylaşılacak mı daha sonradan? Onu Engin Bey biliyor. Hani ben dediğim gibi tamamen her şeyin teknik kısmındayım. Bu şeylerle ilgilenmiyorum. Hani en son sanki olabilir diye bir şey konuşuldu. Nasıl olur, ne şartlarda olur, neye göre olur onu ben bilmiyorum. Tekrar değerlendirip yükleyebiliriz sistemimize. Ya da tüm takımlarla paylaşabiliriz. Onu bir kurumumuzla görüşelim. Ondan sonra haber veririz takımlarımıza. Anladım. Merhabalar. Teşekkürler. Ben bir teknik soru sormak istiyorum. Merhaba. Buyurun.
Öncelikle şey soracağım. Sürüklenme paraşütü ve ana paraşütün birlikte çalışması ile alakalı sizin öneriniz, daha önce çalışmalarınızda yaptığınız sistem nedir? Onu çok merak ediyorum. Çünkü bağlantı şekillerine göre havadaki performans çok fazla değişebiliyor. Yani şimdi açayım bir dakika. Yani ben hani ilk çizimimde yaptığım gibi, yani şöyle diyeyim, hani yine kişisel şeye dönecek. Hani ben hesabını bildiğim bir şeyle çalışmak istediğim için, ben arkadaşlarım şurada gördüğünüz kubbe deliğinden bir şekilde öbür şok kordonunu geçirip diğer paraşütü onun üstünden açıp arada da bunun back drain, yani arkasındaki şey olan bozulan akışın öbürünü etkilemeyeceği bir mesafe bırakıp ard arda iki paraşüt kullanıp hani böyle bir sistem yapıp, yani direkt işte elle yapılan hesapla bulunabilecek bir sistem tercih etmiştik. Hani biraz da şey, yani kişiye göre değişebilir ama dediğim gibi öbür paraşütünüzü aşağıda açıp onunla yeterince yavaşlatıp da yapabilirsiniz. İki paraşüt farklı yerden açılıp gövdeyi, yani biri buradan taşırken sonra biri buradan açıp böyle de indirebilirsiniz. Hani güvenli olduktan sonra size kalmış bir sistem. Anlaşıldı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı arkadaşlar sorularınız? Biraz sorabilir miyim acaba? Aa, pardon. Biri mi soruyordu? Benim de bir sorum vardı da. Şimdi tabii. Sizin gösterdiğiniz paraşütlerin uç kısımları kendi üstüne katlanıp dikilmiş. Kendi üstüne overlock yapılmış. Yani o kısımlara, aha, başka farklı bir kumaş parçasıyla overlock yapmak herhangi bir şey değiştirir mi? Değiştirmez. Sorun değil yani. Burada hani yine bu kaliteli bir kumaş olduğu için dayanıklı yırtılmaya aynısıyla overlock yapıldı. Siz de başka bir kumaşla da yapabilirsiniz. Dikişlere çok dikkat edip alttaki kumaşınız kaliteli olduktan sonra çok fark etmeyecektir. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Böyle detaylar iyi oluyor herkes için. Hani sorabilirsiniz varsa başka. Benim kumaşla ilgili bir sorum vardı. Ripstop. Tabii, buyurun. Evet, biz de ripstop kumaşı araştırmıştık. Ondan haberimiz var. Fakat birazcık sıkıntılı, yani tedarik kısmında sıkıntı vardı. Bir yolunu bulduk. Ama direkt kumaşı alamıyoruz. Yani biz farklı bir yolunu bulduk onun için. İşte size bunu soracaktım. Sonuçta sizi sanki çok böyle kolay bulunuyormuş gibi gösterdiniz de. O yüzden acaba bir yolu var mı? İnternet sitesine evet böyle çat çat yazınca çıkıyor gibi. Yani şey düşünüyorum. Kumaş tedariği yaptıysak da çok uzun yıllar oldu. Onu hatırlamıyorum. Ama yani bilmiyorum ne kadar doğru şey olacak ama hani dışarıdan, yurt dışından hazır direkt paraşüt alabiliyorsunuz. Böyle bir imkan olabilir. Hani ripstop'la satılıyor. Hani yumruğa takılacak bir şey değil paraşüt. O olabilir. Onun dışında açıkçası şeyi çok bilmiyorum. Hani ip tedariğiyle çok uğraştığın zamanında paraşütleri tek seferde hallettiğimiz için yani, ama şunu söyleyeyim en azından. Alanda önceki sene şeyini, kumaşını tedarik edip gelen takımlar vardı. Hani ben bilmiyorsam da takımlar biliyor büyük ihtimalle. Hani yine kendi aranızdaki şeylerden bence konuşabilirsiniz bunu. Çünkü çok ekip gördü. Yani biz çok ripstop kumaş gördük. Ama hani dikişler falan genelde sıkıntılıydı. Yani ripstop kumaş temin ediliyor benim gördüğüm kadarıyla. Anladım. Öyle diyeyim. Bir ihtimal var gibi sanki bizde de. Bakalım. Yine de sormak isteriz. Tamam. Bildiğimiz bir şey olsa dediğim gibi paylaşırız. Hani kim, başka nerede kullanılıyordan belki gidilebilir. Onu da şu an bilemedim. Merhaba. Benim son bir sorum olacaktı ama. Evet, buyurun. Bu hani parakortlara gelen yükün homojen bir şekilde dağılması için parakortu şok kordonuna bağlama tekniği var mı? Veya arada bir parça kullanılmasını tavsiye eder misiniz? Yani o biraz paraşütünüzün açılmasıyla alakalı. Benim orada tavsiye edebileceğim tek parça az önce gösterdiğim fır döndü olur. O da çünkü ipler birbirine dolanırsa o zaman da üstlerindeki yükler değişecek. Hani en azından bir survival, fır döndüş Türkçesi, kullanılması hani sonraki süreçte oluşacak şeyi azaltabilir. Yani daha başka ne yapabilir, ne yapılabilir çok bilemiyorum açıkçası. Daha yani deneysel konulara giriyor. Her bir parakort ipini tek tek hani fır döndüğünün bir ucuna bağlayıp diğer ucuna da ana şok kordonunu bağlamamız sorun olur mu yani? Onu yani sorsam. Bence şey daha mantıklı. Her birini tek tek bağlamaktansa, burada şey için bunlar bağlı, karışmasın diye. Evet. Bunları birbirine güzelce bağlayıp
bunları tek bir parça olarak bir yere bağlamak asıl zaten yükün daha homojen dağılmasını sağlayacaktır. Tek tek bağlarsanız, çünkü şu düğümden sonrası daha homojen gidecektir. Buraya da bunu yerde düzgünce açıp, yani şuraya kadarki kısmını ölçüp bütün iplerin aynı boyda olduğundan emin olursanız, bu boy farkını da şu düğümün içine dağıtırsanız daha homojen olacaktır. Çünkü zaten iplerin hepsinin aynı boyda olmasını her zaman sağlayamayabilirsiniz. Bunları yavaş yavaş tek tek ölçe ölçe birleştirirseniz, şu düğüm zaten yükün dağılacağı kısım, buraya kadar getirirsiniz. Buradan da bir quick linkle ya da bunu direkt bir swivel'a bağlayarak bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Arkadaşlar bir soru daha var mıydı sanki? Herhalde yok. O zaman hani şeyi sorayım. Yorumu olan var mı? Yarın çünkü şeyimiz kalmadı çok böyle. Teorik konumuz daha az yarın. Hani yine bunların üzerinden geçeceğiz gibi duruyor. Hani bir öneriniz, bir şeyiniz varsa, bir görseliniz bugünkü olanlardan, şunun görseli olsaydı, böyle olsaydı dediğiniz. Yarın hani zamanımız da daha çok olacak yani. Hani eğitimimiz daha erken bitecek diyeyim aslında. Hani sonrasında bugün eksik gördüğünüz, merak ettiğiniz bir şeyiniz varsa hani sonuna başına ekleyip hani koyabiliriz. Ya da hani mekanikte bunu çizmişsiniz ama bizim kafamıza oturmadı. İşte çizim şöyleydi, anlattığınız şöyleydi. Hani olabilir. Hani biz de çünkü belli bir bakış açısıyla bakıyoruz. Hani bizim gibi bakıp hemen anlayamamış olabilirsiniz. Biz de başkasının çizimini gördüğümüzde aynı şeyleri yaşıyoruz. Hani kitaplardan almamaya çalıştık. Daha basit anlatma amacıyla ama hani her zaman olmayabilir. O yüzden hani şu görsel anlaşılmadı, bu böyle olmadı, şu şöyle ya da başka bir öneriniz varsa, yarın da hani 4 tane kısa konumuz var. Onların üstünden geçeceğiz. Ona göre ilerleyebiliriz. Yok mu kimseden? Yani daha birlikteyiz. Yarınımız var. Alanda da birlikte olacağız. Hani çekinmeyin. İyi, herkes beğenmiş sanırım. Öyle alıyoruz. Hocam benim teknik değil de ayrıyeten bu işleyişle alakalı bir sorum olacaktı da. Belki Engin Bey cevaplar bizlik bir şey değilse. Evet buyurun. Şu şekilde ki hani zamanımızda daralmaya başladı. Yaklaşık 15 günümüz kaldı. Bu GTR ve AHR raporları ile ilgili olarak bunların şablonları acaba ne zaman yayınlanır? Onun şablonu hazır da kurumu onaylatmamız gerekiyor sadece. Yani muhtemelen yarın yayınlanmış olur. Öyle. Anladım. Bir de şöyle bir durum var. Geçen senelerde katıldığımız zamanlarda bu KTR sonuçları açıklandığı zaman bize bir Excel dosyasıyla birlikte nereden nasıl puan kırıldığına dair bir dosya yayınlanmış. Evet, onu maalesef paylaşamıyoruz. Çok detaylı incelendi. Hani geçen seneye göre çok daha detaylı konulara bakıldı. Zaten puan 1015 üzerindendi. Evet. Birçok ayrıntıya diğer yarışmacı takımlarla karşılaştırıp bir puanlama yapıldı. Ona göre siz zaten geçtiniz. Çoğu takım oradan şu an elendi. Şu anda bizim önceliğimiz açıkçası diğer takım, elenen takımların itirazlarını değerlendirmek. O takımların değerlendirmesi bittikten sonra da genel bir bilgilendirme yine yapabiliriz. Anladım. Anladım hocam. Çünkü biz önümüzdeki sene de olur da hani örnek olarak söylüyorum bunu misale. Katılma durumumuzda geçmişte yaptığımız hatalardan hani yola çıkarak örneğin bir yerden puanımız kırıldı ama nereden olduğunu bilmeden bu sefer hatalarımızı revize etmekte zorluk çekebiliriz. Hani bu konuda Geçen yıl o sebeple zaten paylaşmıştık. Bu sene de iki kurumumuzla da görüşeceğiz. Eğer onaylanırsa onları da paylaşmak isteriz tabii sizlerle. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederiz. Chat'ten bir soru gelmiş. Onu söyleyeyim. CD oranı ile ilgili işte hani 0.75 olunuyor. Herhangi bir aralığı var mıdır? Uygun olarak katsayı kaç almalıyız? Burada yine size literatüre yönlendireceğim. İlk eğitimin başında söyledim hani biz buraya özellikle yazmadık. Şu tip 1.25'tir, şu tip 1.30'dur diye. Hani bu da yine deneysel bir şey. Kaynaktan kaynağa değişiyor ama az değişiyor. O yüzden bir iki kaynaktan
bir data bulabiliyorsanız, veri alabiliyorsanız bunlar zaten çok yakın olacaktır. Bunları hani referanslayıp çalışabilirsiniz. Onun dışında dediğiniz gibi 0.75 alınıyor denmiş. Hani 1.75'e kadar çıktığı da söyleniyor ama hani 1.75'lik paraşüt yok. Herhalde 1.2 mi oluyordu genelde en fazla? 0.9, 1 hani oralara kadar çıkabiliyor geometriden ama hani sizin dediğiniz gibi 0.75'ten sonrası kullanılıyor genelde. Hani şey böyle bunu da cevaplayalım. Kalan zaten başka sorularınız varsa yarın da cevabım yarın da zamanımız var. Herhalde üstünden geçeriz. Hani bugünlük sorabilir miyim kısa soru? Böyle... Sabrınız için teşekkür edeyim. Buyurun. Bu bir kalın ip göstermiştiniz ya. Çok yüksek kuvvetlere dayandı kullandık diye. Beyaz, evet. Kırmızı. O normal piyasada gördüğümüz şok oranları gibi esnek mi ip mi yoksa kalın daha şey bir ip mi? Şöyle söyleyeyim. Esnek ama çok yüksek kuvvetler altında esniyor. Ha, anladım. Anladım. Öyle anlatabilirim. Yani ben elimle çeksem burada size pek gösteremem sanırım. Ama hani biz bununla böyle çok ekstrem şeyler de yaptık yani. 3 tonluk jipler, 2 tonluk jiplerle falan. Hani o zaman görüyorsunuz esnediğini. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben bir de bir şey soracağım. Yarışma alanındayken paraşütlerin sağlamlığını nasıl kanıtlayacağız? Geçen sene ipler çekilmişti. Bazı paraşütler çekilmişti. Hani bir şeyler bekliyor bizi orada. Onu o ipleri çeken arkadaşlar önceden çok paraşüt yapmış arkadaşlar. Onlar zaten gördükleri zaman standart paraşüt ipi olmadığını anladıkları için bir şekilde ikna olmaları gerekiyor. Az önce bir arkadaş da sormuştu işte. İpim kalın, ince falan diye. Hani bahsettiğim gibi benim buradaki ince ipim çoğu ipten daha kaliteli. Hani burada eğer düzgün bir şey kullandıysanız ya da yanınızda test videonuz, testiniz, KTR'de bunu kanıtladıysanız çok şey uç örnek veriyorum. 6 tane damacanayı üst üste koyup işte 7 taneyi bir kuvvet gösterdiyseniz hani data sheet'i varsa ya da en azından hani bir şey bir ürün aldıysanız böyle hani commercial ticari bir ürün aldıysanız yanında da bu evet 100 kiloluk iptir yazıyorsa genelde kiloyla yazar. Tamam yani hani bu ip budur. Şey de budur. Data sheet'i de budur. Kimse sizi sorgulamaz ama hani ya genelde şey oluyordu. Yine takımınızın üzerine konuşmuyorum. Biz bunu işte şey yapıyordunuz, beyan ediyordunuz. İşte biz bunu Karaköy'den aldık. Böyle dediler. Bu taşımış, şu taşımış. Hani biraz benim burada size bu ipi anlatmam gibi oluyordu yani. Hani ona dönüyordu. O zaman hani şey oluyor. Böyle yollara mecburen gidiliyordu. Hani burada da bazı arkadaşların çok kalp kırıklığı olmuş. Bunu da biliyorum işte. Bizim ipimizi şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Hani tam tersi de oluyordu ben hani alanda olduğum için söylüyorum bunu. Biz dönüyorduk bu sefer ben o kurtarmacı arkadaşlarıma hani niye bu arkadaşları geçiriyorsunuz demek zorunda kalıyordum. Çünkü tehlikeli durumlar yaşıyorduk. Hani böyle kalbi kırılan arkadaş varsa şunu söyleyeyim hani o arkadaşların geçirdiği ipler bile dayanmıyordu. Hani böyle söyleyeyim size hani geçirmediği ipleri ben düşünemiyorum. Yani sizi yermek için ya da öbür takımlara bir şey yapmak için söylemiyorum bunu. Hani genel olarak durum böyleydi. O yüzden bu en uzun süren eğitimde bu oldu. Hani böyle söyleyeyim. Ve onun dışında chat'te de bir sorun var. Entegrasyon gövdemizi ana gövdemizden keserek üretmemizde bir sakınca var mı? Hani entegrasyon gövdesinin içeri girmesi lazım. Torn alıyorsanız nasıl olacak bilmiyorum. Hani bir şekilde yapabiliyorsanız dediğimiz gibi 1.5 kata uyuyorsa, delikler düzgün açıldıysa bir sorun yok ama hani teknik olarak çok anlayamadım. Yine istiyorsanız yarın da tasarımları hayata geçirmek diye bir kısım yaptık. Kısa sürecek. Daha çok böyle şeylerin üzerinde duracağız. Orada bakarız. Hani paraşüt özelinde bir soru yoksa şu an yarın yine böyle zaten yarın daha böyle bir sistemsel çalışacağız. Sistem üzerinden geçeceğiz. Aviyonikle başlayacağız. Sonra hep sistem üzerine gideceğiz. Onun dışında hani yarın böyle genel daha temel şeylere gidebiliriz. Paraşüt özelinde bir şey varsa alalım. Yoksa hani bugünlük bitireceğiz gibi duruyor. Yok gibi duruyor. O zaman biz herkese sabrı için teşekkür ederiz. Hani buraya kadar geldiğiniz için de raporlar falan tekrar tebrik ederiz hepinize. Umarız hani güzel bir zaman geçiririz. Başarılı atışları izleriz biz de. Yarın 9.30'da görüşmek üzere. Biz de çok teşekkür ederiz güzel anlatımınız için. Umarım takımlara faydası olmuştur. Yarın da eğitim devamı olacak. Tüm arkadaşları bekleriz yine inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar.